Ekranların en merak edilen, bombalarıyla gündemi belirleyen, yorumlarıyla gündeme yön veren programı söylemezsem olmaz. İşte geldi, Beyaz TV ekranlarında başlıyor. Günaydınlar efendim. Bugün bir düğünümüz var, bir duruşmamız var. Pınar Eliçe, Bilal Özcan, Didem Delen ve Hande Sarıoğlu olarak işte geldik, karşınızdayız. Buyurunuz efendim. Günaydın, günaydınlar efendim. Haydi kalkın, gelin bizlere katılın. Harika konularımız var, telefon bağlantılarımız var ve yorumlarımız var. Bekliyoruz. Çayı, kahveyi hazırladıysanız başlayalım. Günaydın efendim. Hepsi birbirinden değerli. Meleklerim ve ben, efsane program. Söylemezsem olmazsa huzurlarınızdayız. Yıllardır zirvede olan, iz bırakan Söylemezsem Olmaz'a hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz efendim. Didem. 11. yılında şahane bir kadroyla haftanın ortasına geldik bile yine gündeme damgamızı vura vura gidiyoruz yine bu haftada. Şimdi dolandırıcı fenomenlerin hesap vakti var. Birazdan konuşacağımız ve çok çarpıcı bağlantılar ve özel haberlerimiz olacak. Sadece ve sadece nerede? Söylemezsem Olmaz da ve Söylemezsem Olmaz izleyicilerine özel efendim. Evet. Bir elleri yağda, bir elleri balda partiliyorlardı. Sonra yurt dışına kaçtılar ve yakalandılar. Hangi fenomen çifti 200 yıla kadar hapis cezası isteniyor? Ne? Konuşacağız. 200 yıl mı? Evet. Ne yapmış olabilirler ki? Neler, neler yapmamışlar. Arkadaşlarını dolandırmışlar mesela. Tamam, yeri gelince konuşalım. Geleceğiz. Hemen şöyle bir sosyal medya hesaplarımızı da sizlere tekrardan hatırlatalım. Söylemezsem Olmaz Official bizim Instagram adresimiz. Orada bir fotoğraf paylaşıyoruz. Bizim yaptığımız yorumlara gelin, siz de katılın istiyoruz. Söylemezsem Olmaz bizim YouTube adresimiz. Oradan da gelin bizlere yorumlarınıza destek verin istiyoruz. Hemen şahsi kişisel Instagram hesaplarıyla başlayalım. Pınar Eliçe Official, Bilal Özcan Official. Evet, ünlü kadın oyuncuya, ünlü kadın oyuncuya çok büyük tehdit Gözdağı. Yazık ya, çocukları var. Konuşacağız. Kimlerden biliyor musun tehdit? Kim? Fanlardan, bir başka oyuncunun fanlarından. Hayır, anlatma, birazdan gelelim şu konulara. Didem Delen D.D. Didem Delen. Bir daha söyle. Didem Delen D.D. Sosyal medya hesapları verirken o kadar heyecanlı ki Bilal abi, bam bam bam, Bilal Özcan hemen yine info veriyor, yine manşet veriyor. Öyle dolu çünkü gündemimiz. Hiç kimseyi böyle tutmayalım biz. Hızlıca başlayalım o zaman. İkneyle başlıyoruz. Klasikleşen magazin turuyla. Buyurun çıkalım. Magazin dünyasının en renkli, en merak edilen, en yeni haberleriyle Söylemezsem Olmaz magazin turu başlıyor. Aslan Malbora Venedik'te kırmızı halıda. Başarılı oyuncu Aslan Malbora Venedik Film Festivali'nde derin göğüs dekolteli beyaz renkli elbisesiyle göz kamaştırırken kırmızı halıda kameralara pozlar verdi. Sinem Kobal dizi setinde. Uzun bir süre setleri ara verdikten sonra geri dönen ve heyecanlı olduğunu dile getiren Sinem Kobal, Karşılaşmalar dizisi setinde kameralara bu pozları verdi. Kırmızı renkli elbisesiyle güzel oyuncu büyük beğeni topladı. Acun Ilıcalı'nın nikahında dünyaca ünlü DJ sahne alacak. Bu akşam Esma Sultan Yalısı'nda dünya evine girecek olan çift Acun Ilıcalı ile Ayça Çağla Altunkaya'nın nikah töreninde dünya ünlü müzik grubu Kain Müzik Grubu'nun DJ'yi Enmi sahne alacak. Büşra Pekin Bahar dizisine dahil oldu. Oyuncu Büşra Pekin yeni sezonda geçtiğimiz sezon reyting listelerinin üst sıralarında bulunan Bahar dizisinde rol alacak. İrem Derici'den mütevazı açıklama. Ünlü pop şarkıcısı İrem Derici, en sevdiğiniz özelliğiniz ne sorusuna, her şeyime aşığım, bayılıyorum, mükemmelim, 1.67 boyum var, her türlü huyum var sözleriyle mütevazı bir demeç verdi. Evlenmiyoruz çünkü üşeniyoruz. Ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay sevgilisi Necati Kocabay'la görüntülendi. Evlilik sorusuna ünlü çift aynı devam, hala çok üşeniyoruz açıklamasını yaptı. Ayça Aşin Turan imaj değiştirdi. Güzel oyuncu Ayça Aşin Turan yeni imajıyla bir dergiye poz verdi. Başarılı oyuncunun yeni imajı sosyal medyada Ezgi Mola'ya benzetilirken biz Ayça Hanım'ı Audrey Hepburn'e benzettik. Sizce hangi isme daha çok benzemiş?
Aynı çift, aynı poz. Bir dönem ayrı kalan çift Devrim Özkan'la Galatasaraylı oyuncu Lucas Torreira aynı önünde aynı pozu verdi ve beğeni topladı. Öte yandan Devrim Özkan'ın 1 metre 66 santimetre boyundaki sevgilisi Torreira'dan fotoğraflarda sevgilisinden daha kısa çıkmak için özel pozlar vererek aşkına jest yapıyor. Sinan Çetin'in oğlu Rüzgar Çetin evlendi. Yönetmen Sinan Çetin'in olaylarla anılan oğlu Rüzgar Çetin 2 yıldır birlikte olduğu sevgilisi Mina Nur Cebi ile dünya evine girdi. Sinan Çetin'in oğlunun düğününe katılmaması dikkatlerden kaçmadı. Acaba Sinan Çetin'le oğlunun arası bozuk mu? Yoksa ünlü yönetmen evliliği mi onaylamıyor? Merve Boluğur'u rahatsız eden ikram. Oyuncu Merve Boluğur Bebek'teki bir mekanda arkadaşıyla otururken yan masadan gelen içecek ikramından rahatsız oldular ve mekandan ayrıldılar. Ünlü çift kızlarının doğum gününü kutladı. Üçüncü çocuklarını bekleyen çift Volkan Demirel ile Zeynep Sevda Demirel kızları Yeda'nın doğum gününü kutladı. Nez'de ayrılan Rüştü Onur Atilla eski eşiyle buluştu. Eski eşi Sinem Ayyıldız'la boşandıktan 20 gün sonra Nez'de sevgili olan oyuncu Rüştü Onur Atilla, Nez'de ayrıldıktan sonra okula başlayan oğlu için eski eşiyle buluştu. Sinem Ayyıldız'la Rüştü Onur Atilla oğullarını ilk okul gününde yalnız bırakmadı. Yusuf Dikeç'te fotoğrafı Tamer Karadağlı çekti. Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, Yusuf Dikeç'te selfie yapan genci görünce ben çekeyim sizi. Bu fotoğrafı da Tamer Karadağlı çekti dersin dedi ve bu sefer kameranın arkasına geçip deklanşöre bastı. Ben çekeyim sizi. Bu fotoğrafı da Tamer Karadağlı çekti. Gökhan Türkmen'den yeni yaş, yeni nikah. Yeni yaşını Bodrum'da arkadaşlarıyla kutlayan Gökhan Türkmen, eşi Sinem Türkmen'le 10. evlilik yıl dönümlerinde nikah tazeledi. Sonsuza böyle kalın. İkizlerden birbirlerine sevgi gösterisi. İdo tatlı sesli Yasemin, şefkatli tatlı sesin ikizleri İbrahim Ayel ve Sinan Emir birbirlerini sırayla sevdi. İbrahim Ayel sevgisinin şiddetini bazen ayarlayamadı. Bülent Polat'ın başı komşularıyla dertte. İşleri nedeniyle Kapadokya'da olan oyuncu Bülent Polat'ın Çanakkale'de yaşayan eşi ve iki çocuğunun komşuları tarafından rahatsız edildiği için evleri satmayı düşündüklerini dile getirdi. Yavuz Bingöl genç nişanlısıyla evleniyor. Peyzaj mimarı Nişa Ağaoğlu'yla nişanlı olan türkücü Yavuz Bingöl dünya evine girmek için gün sayıyor. 25 Ekim'de evlenecek olan çiftin nikah şahitlerinin Oktay Kaynarca ile Elif Buse Doğan olacağı öğrenildi. Dünya yıldızı beğenileri topladı. Dünyaca ünlü yıldız Jennifer Lopez'in sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımlar yaklaşık 2 milyon beğeni aldı. Yıldızına gök taşı yüzüğü. Dünya yıldızı Lady Gaga nişanlısı Michael Polanski ile objektiflere poz verirken parmağındaki gök taşı yüzüğü parıl parıl parladı. Bestekar Kamuran Yarkın aramızdan ayrıldı. Şarkıcı Ferdi Anıl Yarkın'ın babası usta bestekar Kamuran Yarkın geçtiğimiz gün Sahra-i Cedid Camii'nde kılınan cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlandı. Usta ismi sevenleri yalnız bırakmadı. Efendim tur dönüşü hemen seçtik konuşacağımız konuları. Evet. Bir değişiklikle başlayacağız imaj değişimiyle. Evet. Ayça Aşin Turan bir değişti, pir değişti ve birçok kişiye benzetildi. Bakalım hepimiz bir analiz edelim. Siz en çok kimlere benzettiniz? Ben ilk olarak Pınar. Ezgi Mola'ya benzettim. Ezgi Mola'nın bu tarz bir saçı vardı. Şimdi bu kızımız... Audrey Hepburn de var değil mi? Onun bu saç stili. Evet. Bir de ne var? Liza Minnelli vardı. Bilal Beyciğim bilir Liza Minnelli'yi. Evet biliriz. Liza Minnelli saçıdır da aynı zamanda. Valla yüzü çok güzel bir kız. Yani her şeyin yakışacağını düşünüyorum bu güzel yüze. Güzel olmuş ben. Beğendim açıkçası. Ben özellikle hanım oyuncuların, kızlar...
beni tasvip etmeyeceğinizi biliyorum. Dış görünüşleriyle, yani güzellikleriyle falan, bunlar göreceli şeyler. Bir makyajla kendini değiştirebilir, bir kuaförle kendini değiştir. Estetik çıktı zaten, mertlik bozuldu. Oyunculuk, bence oyunculuk önemli. Oyunculuğunu konuşmalıyız oyuncuların diyorum. Güzel kız, hepsi yakışır, hepsi yakışmış. Ama şimdi kısa saç yolu açık iddialı olsun. Bir şeydir. Çok. Bilal Beyciğim, herkese yakışmaz kısa saç. Tabii. Bak, yani ben Güzel Kore'de yapmıştı, olmamıştı mesela. Yok, hiç. Ben çok beğendim. Yani şey gibi, besleme gibi falan olabilirsin da, yani. Tabii. Çok evet. Riskli. Güzel, güzel. Yani. Güzel. Radikal. Ama tabii oyunculukta da sanki oyunculukta saç çok önemli gibi gelir bence bana. Bence normalde de kadın için saç, bir kadını havadır yani. Saçtır. Tabii. Dudak daha önemli değil mi? Şuraya bak ya. Allah'ım. Şuraya bak ya. Masada kendini kaybedecek en sandık. Üç dedik ya. Eyvah. Ya oyunculukta saç önemli diyor ya. Saç önemli tabii. Şöyle bir savurduğun zaman saçını. Şöyle bir attığın zaman bir hava verir insana. Güzel güzel. Güzel olmuş. Peki şeye ne diyorsunuz? Ne? Sinan Çetin'in oğlu evlenmiş. Rüzgar babası Çetin'e. Gitmemiş. Niye gitmedi baba? Onlar acaba çok sıkıntılı. Rüzgar mu? Çok sıkıntılı bir süreçten geçti. 2016 yılında yaptığı trafik kazasında bir polis şehit oldu, bir polis yaralandı. Aa evet. 6 yılla yargılanıyordu ki ya daha 8 sonra ay 8 ay falan yattı ve sadece tahliye oldu. Yattı. O günden beri hiç sesi çıkmıyor. O zaman zaten bu baba oğlun arası biraz bir açılmıştı. Koptu. Ama yıllar sonra düğünde görebildik Rüzgar Çetin'in ne kadar değiştiğini, evlilik kararı aldı. Bayağı evet, saçlar falan kırlanmış. Gelin hanım kim biliyor musunuz? Kim? Çebilerden. Mina Nur Çebi. Evet. Ahmet Mina Nur Çebi'nin Beşiktaş Kulübü eski başkanının kızı. Ahmet Nur Çebi'nin kızı. Ve 2 yıllık değil, onlar 6-7 yıldır çıkıyorlardı. Ayrılmışlardı. Ve çocuk çok aşık ki evlilik teklifiyle döndü bundan 2 sene önce. Ve kız da kabul etti. Şimdi de evlendiler. Mutluluklar diliyoruz. Evet. Bak bu da önemli bir şey. Yani kız demiş ki ya evleniriz ya barışmam seninle. Tabii tabii. 4,5 yıllık bir ilişkiyi bitirmişlerdi. Evlenmiyor çocuk diye. Ayrılmışlardı. Ondan sonra ayrı kalamadılar. Evlilik teklifiyle döndü. Nişan yaptılar ve 1,5-2 sene ama sonra da evlendiler. Bu hayat öyledir. Bir kadın 4 yılını vermiş olan bir erkekten beklentisi hiç evlenmediyse tabii. Ve evlenmek de istiyorsa, seviyorsa da o erkeği evliliğe götürmesini evet. Bekler yani. Neyi bekleyecek bir genç kız? Ya anca işte bence de bazen bu ayrılıkların geri dönüşü böyle evlilikle olabiliyor. Erkeklerin hiçbiri yanaşmıyor. Burada iş kadında bitiyor. Kadında bitiyor. Kadın kendini biraz dik tutacak, sağlam tutacak. Kadın sağlam tutacak ve şey yapacak. Senin küpeler net tavrını koyacak. Çok haklı. Senin küpeler konuşuyor. Ne o, güneş mi? Bir açsana güneş, bakayım. Güneş değil. Ne o? Kalpten. Yok, güneş. Güneş mi? Çok güzel. Çok güzel. Aynı taktiği Gülbel Ergen Mustafa Erdoğan'a yapmıştı. 3 çocuğunun babasına. Aynı taktiği. Sene 2008. Benle evlenmiyorsan sepeti koluna herkes yoluna demişti. Kapıyı çarpmıştı arkasından. Mustafa Erdoğan gitmişti. 2 ay sonra sadece köz döndü ama evlilik teklifiyle. Ama tutacaksın kendini. Tutacaksın. Öyle hemen bir de korkusuz olacaksın. Ay işte ayrılırsam ya gider. Ya giden gitsin. Zaten öbür türlü gelmiyorsa giden gitsin yani. Kalan sağlar bizimdir diyorsun. Evet. Yani evet. Bir de erkek gittikten sonra tıpış tıpış geri dönüyor ya. Hani bir dışarıda görüyor, geziyor. Geziyor, ondan sonra tabii. Diyor ki ben bir şey kaybettim diyor. Onu benim diyor geri almam gerekiyor. İşte Rüştü Onur Atilla evliliğini bitirip Nez'le birlikte oldu. Onu biz 20 gün sonra evlilikten hani evlilik bitirdi. 20 gün sonra Nez'le birlikte oldu falan muhabbet. Onun öncesi var yani. 20 gün sonra Nez'le birlikte olmadı sonuç olarak. Şimdi ne oldu? Ben onlar bir yere gelmez diye düşündüm. Geri döndü. Yani çok ağır hakaretler yaptılar. Ayrıldılar. Öyle böyle değil yani birbirlerine. Ama hayır hayatım, şimdi orada bir geri dönüş yok. Çocukları da okula götürüyorlar. Ya hiç belli yani, olmaz. Dönebilir o de. Olabilir yani. Dönebilir, orada faydaları var yani. Evet. Çocuklarını okulun ilk günü anne baba olarak elinden tutmuşlar götürmüşler. Nasıl unutulacak o söylenenler? Şimdi yıllarca aynı yastığa baş koyarsın, tanıyamıyorsun ama ayrılırken tanıyorsun ya insanları. İşte ben, İki taraf da birbiri için çok ağır hayatım, şeyler söyledi. Benim her zaman söylediğim bir laf vardır. Ilişkiden ayrılırken de, bir ilişkiye başlarken de çok beylik sözler söylemeyeceksin. Evet. Geri dönüşü olmayan sözleri söylemeyeceksin. Evet. Çünkü bu tür söylemler sonrasında bu tür bir fotoğrafla karşımıza geldiği zaman hatırlanıyor. Tabii. Lütfen onu ben yine söylüyorum. Arada çocuklar varsa efendim,
Ne kadar kızıyor da olsanız, ne kadar öfkeli de oluyorsanız olun. İçinizde tutun biraz ya. İçinizde tutun. Evladınız için, evlatlarınız için bunu yapın. Bakın finalde evet, böyle oluyor. Ya, yüz yüze bakıyorsunuz tabii, yine. Tabii. Olması gereken de bu zaten. Evet ve Nez çok büyük konuşuyordu bu ilişkiyle ilgili. Yani sanki yıllardır birbirimizi tanıyormuşuz gibi, çok büyük aşk yaşıyoruz falan gibi söylemler vardı Nez'de. Ama işte gel gör ki adam yani ailesine döndü. Döndü sayılır yani. Bunun arkasında, gelir yani. İşte ne oluyor biliyor musunuz? Şaşırma muhabbeti var ya, şaşırıyorlar. Şimdi Rüştü Onur Atilla bir ün kazandı. Evet. Ondan sonra ün kazandıktan sonra bizim erkeklerimizde bu oluyor. Örnekleri çok var piyasada. Bu şeflerimiz var ya, ünlü şeflerimiz de belli bir üne, nama, şana ulaştıktan sonra hep eşlerinden ayrıldılar. Mehmet Şef ayrılmadı. Mehmet Şef. Tamam, isim vermedim. Ayrılanlar var dedim ya. Ama şimdi oluyor. Başka örnekler de var. İşte bir oyuncu, bir şarkıcı belli bir seviyeye geldikten sonra ilk yaptığı iş evdeki kadını boşamak. Ondan sonra gidiyorlar, geziyorlar. Sonra diyorlar ki ulan evdeki değerli. Yine, ben neyi kaybettim ne diyorlar. Sonra U dönüşü. Tüpçü dükkanına dönüş. Şimdi Hande'cim şöyle de bir durum var. Zaten bu Rüştü Onur Atilla Bey bütün bir yazını çocuklarının yanında Bodrum'da geçirdi. Nez'le doğru düzgün görüşemedi bile. Aman sana öyle geliyor. Nereden biliyorsun? Sürekli Olur mu canım? Biliyorum Bilal Beyciğim. Ama şimdi yani spor, o çocuklarına bağlı bir baba. O normal. Nez'in istediği gibi bir adam olmaya çalışıyor. Kilo veriyor. Nez'le birlikte sporlara gidiyor. Evet. Nez'in hayat alışkanlıklarını edinmeye başlamış falan. Ha? Tabii. Bence o kiloyu verdikten sonra da insanda bir özgüven geliyor. Böyle bir havaya giriyor insan. Nez'i de mi beğenmez diyorsun bir süre sonra? Ama onu yapan onu da yapar. Kusura bakmasın kimse. Karısını aldatan sevgilisini hala. Dön canım, dön evine dön, Yani. En doğrusunu yapıyorsun, dön. Nez ne olacak şimdi? O bakar yolunu bulur. Yani o. Yani sonuç olarak evli bir adamla hiç mi adam kalmadı dediğimiz noktada çocukları olan evli bir adamla diyorsun ki işte biz birbirimizi çok seviyorduk, aşk vardı, bir yolculuğa çıktık diyorsun. Sonra 20 gün sonra ayrılıyorsun. Hayatım bir mesaj geldi. Diyor ki Onur Bey tarafından, yani Onur Bey'in yakınları tarafından. Karısıyla birlikte değilmiş. Tamam. Bir barışma söz konusu değilmiş. Çocukları için. Çocuklarıyla ilk defa bu kadar ayrı kaldıkları için de anne baba olarak dedim yani bir okul öncesi vakit geçirmişler. Yakınlar ne kadar bilebilir yani ki ya? Aman ya, aman ya. Değilmiş. Yakınlar yani buradan... ne kadar bilecek? Yakın evin içinde mi ya? Nereden bilecek yakın? Yani, belki de o yakının fikri. Belki de Nez yazdırıyor. Haftanın belli bir bölümlerini belki zaten... Belki de Nez yazıyor. Nez bağlanabilirsin. Allah Allah. Onur Atilla sen de bağlanabilirsin. Yani zaten ciddi bir bölümünü çok baba bir baba olarak evlatlara da çok düşkünmüş bu arada. Onu da söyleyeyim yani. Ya biz buradan şöyle çıkarım yapacağız. Sonuç olarak bu bir örnek. Ünlü bir örnek. Evet. Yani kendinde işte böyle şaşırıp da sağında solunda birine falan zıplayıp ondan sonra çocuğunu karını üzüp onca ton lafı söyleyip kalpler kırılıp ondan sonra da işte yok çocuğumuz için bir araya gelip yüzle bakacağımız eski eşlerimizle sizin de söylediğiniz gibi o çok beylik laflar etmeden o sözleri sarf etmeden hani bir çocuk varsa eğer ortada ne yapacağız? Sözümüze lafımıza dikkat edeceğiz. Tabii. Ve bir gün geri dönüşün de olabileceği konusundaki o kapıyı ona göre açık bırakacağız. Yani. Ben dönüş olabileceğini düşünüyorum açıkçası. Şimdi sağ pişmanlık olup dönüş olabileceğini düşünüyorum. Hayatta istikrar çok önemli. Belli bir yaştan hiç sonra özellikle. Değil ya. İki tane çocuğun var senin. Sevilen bir oyuncusun. Evet. Zirveyi yakalamışsın mesleğinde yaptığın işte. En çok da ben beğeniyorum ekranda Onur Atilla'yı. Yani başarılı. İşinde başarılı. Evet, huzur önemli. Huzur çok önemli yaşamda. Ailenle de bunu yakalarsan niye başka kadına gideceksin? Maceraya ne gerek var ya? Yani tamam hani çiftler birbirine sinirlenmiş olabilir. Boşanma döneminde bazı sesler yükselebilir ama Nez'de çok iddialarda bulundu. Bazı alışkanlıkları olduğunu ima etti eski eşinin. Ondan sonra aldatmış olma ihtimalini ima etti. Hatırlıyor muyuz biz bu konu bu masada bunları konuşmuştuk yani. Evet. Şimdi bunlar nasıl? Yani hazmedildi. O da ayrı ya bir konu. Bir şey söyleyeceğim Bilal Beyciğim. Buyurun Mert efendim. Ramazan'la ilgili yok mu bilginiz? Neler geleceğiz. Var bende neler? Orayı açacağım neler da. Neler var onun neler? Onun öncesinde neler? Bir de şu magazin turundan İlo Tatlıses çocukları bir torunlarını da konuşalım mı? O da örnek olsun. Şimdi burada bir boşanma konuştuk. Bir yandan da genç nesilden çok güzel bir evlilikleri olan
Çok da güzel böyle çocuk sahibi olan bir çiftimiz. Örnek oluyorlar. Aynı İbrahim Tatlıses değil mi şu yatan sırt üstü? Ya mavi gözlü. Ne yapıyor? Ya çok tatlı. Patalıyor ya. Valla bir şey söyleyeyim. Valla İbrahim Tatlıses'e benziyor. Mavi gözlüler. Gözler de anne. Gözler anne. Tam böyle bir karışım olmuş. Yalnız bir şey söyleyeyim mi? İkiz söyle çocuk canım. Büyütmek çok zor. Allah kolaylık sabırlar versin. Tabii yardım alıyorlardı. Alıyorlar. Olunca tabii. Kolay. Ya o her ne kadar dadı da olsa. Yani evet. Ne kadar dadılarla da büyütsen yine de başındasın yani. Başında vallahi, olmak zorundasın. Vallahi nerede annelerimiz hem çalışıyordu hem büyüyordu. Ama inan ki dadıyla. tek iki farklı hamilelik 9 ay üstüne 9 ay doğurmaktansa gerçekten bir kere de iki çocuğun gitsin. Zor ama bu da zor, bu da zor. O da büyüyecek, bu da büyüyecek. Doğru. Hepsi zorsa ben gerçekten onu bir kere de 2-3 taneyi yani sürekli hamile kalmaktansa. Bir kız bir erkek hani ikizlerde. İnşallah isteyen herkese besin yukarıya. Aynen. Olursa. Evet. Peki geçelim o zaman. Geçelim. Açtınız. Ha. Merakla bekliyorsunuz. Bekliyoruz. Bizi izleyenler de merakla bekliyordur. Çünkü adları geçtiği anda inanılmaz bir fan kitlesiyle karşı karşıya kalıyoruz. Mert Ramazan Demir'den bahsediyoruz Afra Sarıçoğlu'yla. Ayrıldılar. Yazın aslında başında beraber İspanya tatiline evet. de çıkmışlardı ama tatil dönüşü ayrıldı bu çiftimiz. Bakalım fanlar buyurunuz ekran başına. Ne olacak bu çiftin akıbeti? Dizi de başlıyor. Bir çapkınlık turları da izliyoruz. Şöyle bir toparlayalım. Bakalım bu çiftimizde gelişmeler, detaylar neler hatırlayalım. Sonrasında da biz detay verelim. Yeni sezona Bali tatiliyle hazırlanan Mert Ramazan Demir havalimanında görüntülendi. Ünlü oyuncu merak edilen sorulara ne cevap verdi? Bunları açıklamaya bile gerek yok ya. Bali'de yeni aşka mı yelken açtı? Birlikte eğlendiği kadın yeni sevgilisi mi? Hiçbir yerden kaçamıyorum. Hiçbir yerden kaçamıyorum. Afra Saraçoğlu'yla barışacak mı? Afra'nınla ayrılığınız konuşun. Afra'nınla ayrılığınız konuşun. Mert Ramazan Demir'le Afra Saraçoğlu ayrılığı gündeme bomba gibi düşmüştü. Magazin basınını uzun süre meşgul eden ayrılık sonrası gözler genç iki isme çevrilmiş ve acaba barışacaklar mı soruları herkes tarafından merakla beklenmeye başlamıştı. Yalı Çapkını dizisinin sezon finalinde doyasıya eğlenmiştiler. Yalı Çapkını dizisinin sezon finali partisinde ikili birlikte çılgınlar gibi eğlenmişti. Önceden sonra tatile gitmiştiler. Dizilerinin sezon finali yapmasından sonra Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir gözlerden uzak tatil yapmak için İspanya'yı tercih etmiştiler. Ancak eski aşıklar umdukları gibi gözlerden uzak olamamıştılar. Afra Saraçoğlu babasının yanına Amerika'ya gitmişti. İddialara göre Afra Saraçoğlu kendisini küçükken terk ettiği için yıllarca küs kaldığı babasını ziyarete gitmişti. Afra Saraçoğlu'nun Amerika'da varlıklı iş adamı Faridun Nazaroğlu'na yakın görüntülerini yayınlamıştık. Daha sonrasında Mert Ramazan Demir'le Afra Saraçoğlu ayrılmıştı. Eski aşıklar acaba bu görüntülerden dolayı mı ayrılmıştı? Mert Ramazan Demir ayrılıktan sonra Afra Saraçoğlu sorusunu yanıtsız bırakmıştı. Eyvallah. Ya bir şey söylemeye gerek yok. Görüşmek üzere. Yani ayrılığı teyit ediyor musun? Eyvallah. Ben zaten konuşmayı çok sevmiyorum biliyorsun. Ayrılıktan sonra ilk kez aynı yerdelerdi. Mert Ramazan Demir'le Afra Saraçoğlu ayrıldıktan sonra ilk kez Yalı Çapkını dizisinden rol arkadaşları Beril Pozan'la Ersin Arıcı'nın nikahında aynı ortamda buluşmuşlardı. Meraklı gözler eski sevgililerdeydi. Ancak ünlü eski aşıklar adeta köşe kapmaca oynadı. Gece boyunca yan yana gelmemiştiler. Dizinin senaryosu değişti. Yalı Çapkını dizisinde Ferit ve Seyran karakterlerini canlandıran Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir'in ayrılığı dizide de ayrılık getirdi. Yalı Çapkını dizisinde iki sevgiliyi oynayan eski aşıklar artık dizide de sevgili değiller. Çekimlerine başlanan dizinin yeni sezonunda Afra ile Mert'in oynadığı karakterler Seyran'la Ferit sevgili olmayacak. Dizilere, filmlere konu olan aşk diye bir tabir vardır.
Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir'in aşkı için dizideki aşkı da bitiren aşk diye tanımlayabiliriz. Mert Ramazan Demir Bali tatili dönüşü magazin basınına yakalandı. Hayranlarının fotoğraf ricasını kırmayan yakışıklı oyuncuyu basın mensupları sorularıyla biraz terletti. Neler söylemek istersiniz? Valla çok güzel bir tatil. İşte şimdi geldik. İşe güce başlayacağız. Biraz dinlendim falan bir 10 gün. Şimdi başlıyorum. Partnerlerin değişeceği söyleniyor Afran Burası'nın. Öyle mi? Evet. Siz ne diyeceksiniz? Valla hiçbir bilgim yok biliyor musun? Sorular Mert Ramazan Demir'in nabzını biraz daha yükseltmeye başlıyor. Başarılı oyuncuya Bali tatilinde görüntülendiği Melek Şahin ve Çağla Çetinöz soruluyor. Melek Hanım'la birlikte, Melek Şahin'le birlikte. Siz de rahat edin. Biz açıklamaya bile gerek yok ya. Geliyoruz o kritik soruya. Hayatınızda kimse yok mu? Hayatınızda kimse yok o zaman diyebilir miyiz? Aynen öyle. Afra Saraçoğlu ile bir barışma gelecek mi? Bir barışma gelecek mi? Çünkü çok merak ediyor sevenleriniz de Mert Bey hani. Mert Ramazan Demir sadece gülümsüyor. Acı bir tebessüm mü? Yoksa çaresizlik gülümsemesi mi? Onu sizin takdirinize bırakıyoruz. Bir barışma gelecek mi? Çünkü çok merak ediyor sevenleriniz de Mert Bey hani. Mert Ramazan Demir'in Yalı Çapkını dizisindeki yeni partneri belli oldu. Tatilden dönerek sete çıkacak oyuncunun bu seneki partneri de belli oldu. Başarılı oyuncu Mert Ramazan Demir'in Yalı Çapkını dizisinde canlandırdığı karakter Ferit'le karşılıklı oynayacak isim Pelin Akil oldu. Evet öyle bir şey var ama hikayeyle ilgili bir şey söyleyemem. Sürpriz ama güzel, bomba gibi bir hikaye geliyor. Siz dizi haricinde Mert Ramazan Demir'le Afra Saraçoğlu'nun aşkına böyle bir inandınız mı aralarında? Size geçti mi o? Şimdi inananlarımız var, inanmayanlarımız var, ihtimalleri konuşanlarımız var. Ama Pınar Eliç'e ben hiçbir zaman inanmıyorsun. Bilal abi çok inanıyor. Tabii ki gerçek. Ben de çok inanıyorum. Değil, zaten delilleriyle falan bunu ben ispat ettim. Hayır şu değillerdi. Tamam defalarca bunu ispat ettim zaten. Sevgililer de bu aşk size geçti. Hani siz bunlardan olur dediniz mi? Çünkü hani Mert Yazıcıoğlu'yla birlikteyken, üçlü arkadaşlarken Mert Yazıcıoğlu'na harcayıp bir aşka yerken. Hayır harcamadı. Hayır Mert Yazıcıoğlu Afra Saraçoğlu'nu aldattı. Bunu buradan defalarca söyledim. Mert Yazıcıoğlu'ndan da açıklama bekledik. Hiçbir zaman bu konuda çıkıp da şöyledir böyledir demedi. Ama biz bu ihtimalle Hafsanur Sancak Tutan'la Darma Duman dizisinde Fox'ta başladıkları zaman Mert Yazıcıoğlu Hafsanur Sancak Tutan'la yakınlaştı. Afra Saraçoğlu'na da kulisten bu bilgi geldi setten. Afra Saraçoğlu da o zaman Mert Yazıcıoğlu'nu terk etti. 4 yıllık ilişkiyi bitirdi Afra. Burada ihanet eden Mert Yazıcıoğlu'dur. Hafsan'ın sancak tutana da annesi dedi ki, bunu defalarca söyledim ama tekrar söyleyeyim, söylemezsem olmaz, seyircisi belki bilmeyebilir. Annesi dedi ki, yavrucum dedi, yanlış yapıyorsun, onlar Afra ile 4 yıllık sevgililer, karı koca gibiler, araya girme dedi. Hafsan'ın sancak tutan da o zaman kendisinin canına kıymaya kalktı. Hatta bu da medyada, söylemezsem olmazda da yayınlandı. Bu iddia, Bircan Bali bunu açıklamıştı burada. Yani burada Mert Yazıcıoğlu'nun Afra Saraçoğlu'na yaptığı bir yanlış söz konusu. Bunu düzeltmek şimdi isterim. Oldu mu tekrar. Olmadı mı, ayrıldı mı, barıştı mı, tekrar barışacak mı? Bütün bu iddialar ihtimalleri zaten aylardır konuşuyoruz evet. Ki yayında olmadıkları halde biz sürekli bu Afram çiftini konuşuyoruz. Şimdi bir yaz bitti, şimdi çalışma zamanı diye paylaşım yapmış Pelin Akil. Dedik ki hangi diziye girecek acaba Pelin? Çok da başarılı bir oyuncu. Öğrendik ki Yalı Çapkını'nda Ferit'in yeni aşkı olacak Pelin Akil. Yani yeni Pelomuz geldi. Haydi hayırlı uğurlu olsun. Yeni günah keçimiz bütün fan sayfa. Duyurulur. Evet. Şimdi Eyşanlar ölmez şekil değiştirir yazmışlar fanlar. Buna da bayıldım. Hakikaten çok doğru. 2 yıl zaman atlaması olacak şimdi senaryoda. Çok merak ediliyordu. Saçlarından da anlayacaksınız zaten. Afra'nın saçları küt olmuş, kısa. Yani 2 yıl sonrayı anlatmak için imaj değişikliğine gitmişler. Hikayede Seyran ve Ferit boşanmış. Yani biz onların aşk sahnelerini beklerken bu çifti ayrı göreceğiz anlaşılan. Ay bu Yalı Çapkın artık bu sezon son olsun ya. Final yapsınlar. Sevmiyor. Ben çok sıkıldım, bıktım. Ya. Yordu beni. Eyvah, eyvah. İçindeki karakterler, senaryo, kavga, dövüş, tuhaf tuhaf işte insanların sürekli bağırması, ondan sonra değişik değişik ilişki şekilleri. Yeter artık ya, bitsin son olsun. Ben artık bıktım. Ha bu arada da Pelin Akil'le de yani Mert'i böyle yan yana da çok şey Pelin'e yani. Da benzemiyor mu? Ben benzetiyorum. Ben bilmiyorum ya. Yani ben yan yana çok
Pelin Akil Mert'ten 12 yaş büyük. Dizide herhalde ama kendisinden büyük bir kadına aşık olacak. Diğer karakteriyle diziye giriyor ve dünden beri Pelin Akil'in bu diziye gireceği kesinleştiğinden beri Afram fanları, Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir'in aşkını hala savunan fanlar Pelin Akil'i linçliyorlar sosyal medyada. Kızcağız paylaşımlarını yorumlara kapamak zorunda kaldı. Sakın Mert'e selfie çekme diyorlar sette. Çekeceksen ikisiyle birlikte çek. Sakın Mert'e yaklaşma diyorlar. Mert'in tek ortağı Afra, bunu çok iyi bilmen lazım diyorlar ve kızı sürekli olarak bu şekilde bu kadar rahatsız ediyorlar. Nasıl içselleştirebilirler bu konuyu ya, bu kadar ya? Bihter'in mezarına gül götürenler yani, var hala Aşk-ı Memnu izleyicileri. Tabii ki içselleştiriyor. Bizim ama halkımız siz, böyle. Ama sizce Pelin Akil'le olmuş mu Mert? Ben bu senaryoyla bu dizinin çok fazla devam edeceğini artık zannetmiyorum. Bu diziyi götüren dünyada 150 ülkeye satılmasına neden olan Afra ile Mert'in canlandırdığı karakterlerin aşkıydı, yansımasıydı onların. Onlar gerçek hayatta da ayrıldılar. Biter. Mert Ramazan Demir, şunu da altını çizelim, VTR'de vardı, soru işareti kalmasın. Mert Ramazan Demir Bali'de kaçamaklar yaptı arkadaşlar. Dönüşte havalimanında gazeteciler soruyor ama bunu Beyaz Magazin'de de açıkladık. Melek Şahin'le ve bir başka kızla kaçamaklar yaptı. Tabii ki reddedecek. Ama nasıl bahsediyor? Hani kaçamak yaptığınız mı sorularına? Evet. Bunları açıklamaya gerek bile yok ya diyor. Ya işte. Yani bu ne demek oluyor biliyor musun? Gitti orada takıldı kızlarla. Bak buradan kızları da uyaralım. Böyle işte iki ünlü diye bunlara böyle prim veriyorsunuz. İki takılmak istiyorsunuz bunlarla. Sizin için yaptığı açıklama bunları açıklamaya bile gerek yok ya. Hadi mekanda. Yani sizi insan yerine bile koymuyor. Sizinle orada geçirdiği vakit onun için bunları açıklamaya gerek yok ya. Tamam hadi mekanda görüntülendiler. Havalimanındaki görüntüye ne diyoruz? Tatile beraber gidilmiş. Buradan bunu anlıyoruz değil mi? Oradaki şeylerde kalınmış. Oradaki feribot değiştirirken filan. Kimle? Birlikte görüntülendiği kızlar. Melek Şahin'le bir kız daha vardı orada. Özden Cevrahoğlu. Stilindeki kız. Evet o kızla da orada birlikte eğlendiğini biz gördük. Ama Melek Şahin'le hatta bir başka adaya geçip orada iki günde birlikte baş başa tatil yaptılar Melek Şahin'le. Yalanlaması doğal. Çok konuşulmasın diye. Aynı manzara. Aynı yerden aynı paylaşımı tabii yapmışlar. Aynı paylaşım. Öyle hemen yakalanıyor ondan ya böyle. Ondan sonra da Mert işte kaçamak diyor ki bunları açıklamaya gerek yok. Kızlar bunları açıklamaya gerek yok. Böyle bir malzeme oldunuz işte Mert Ramazan Yara Demir için. Bandı. Ancak işte anlatırsınız arkadaşlarınıza, ben Mert Ramazan Demir'le takıldım diyebilirsiniz ancak. Bununla iftihar edebilirsiniz. Bir tek bu olur. Peki siz inanıyor musunuz dizi başladıktan sonra Mert Ramazan Demir'le Afra Saraçoğlu'nun tekrardan sevgili olabileceğine? Artık geçmiş olsun o iş. Bir de hikaye de boşanmış olacak O iş bitmiştir. Zaten araya insanlar girdin mi? Olmaz. Olmaz. Mert Ramazan Demir'in tek yaramazlığı bu değil arkadaşlar. Tescilli yani Yalı Çapkını dizisini çekmiyor ya, bayağı kendini çekiyor. Afra'nın kaderine bak tek yaramazlığı bu değil ama gelen yani aldatıyor giden aldatıyor Afra'yı. Yani aldatıyor olarak da çok görmemek lazım. Neden? Yani birbirlerinden koptular. Araya bir ayrılık girdi. Afra Saraçoğlu da bir öfke patlaması yaşadı. Telefonda konuşurken. Bilal Beyciğim bu Amerika'ya gitti ya Afra. Ondan sonra oldu. Ama Afra'nın da ismi başka isimlerle geçti. Anıldı. Amerika tatilinde falan. Afra'nın da hataları var. Yani bilemeyiz. Mert Ramazan Demir barışmak için çok aradı onu. Hiçbir telefonunu hiçbir yerden ulaşamadı. Hiçbir yerden ulaşamadı. Onlar birbirini bir dönem özledi. O dönem barışsalardı barışacaklardı. Geçmiş olsun. Gurur. Gençlerde bu çok oluyor ama. Yok gurur ya, yani bu gurur değil. Orta yaşa gelseler daha iyi anlayacaklar hayatı. Şimdi aşkta gurur ve, olmaz. Ve sevdiği insana bir şans daha vermeyi daha iyi anlayacaklar. Daha, çok yani, gençler çok. Olabilir. Çok gençlikte bu hatalar oluyor ve işte ondan sonra da yollar ayrılıyor. Aslında bu konuda çok daha çarpıcı bir haberimiz var. Dün bugünkü konuştuğumuz konuyu yayınlayamadık. Dünkü yayınımızın uzaması nedeniyle Ferdi Tayfur bağlantıları filan. Çok daha çarpıcı bir haberimiz var. Muhtemelen onu yapımcımız Bilal Özbilge yarın yayınlamaya karar verecektir. Afra Saraçoğlu ile ilgili de çok ilginç bir gelişme var. Onları da hepsini konuşacağız. Biriyle bu konuda, mi yakalandı? Bu konuda bizi izleyin olur mu? En doğru haberleri. Bakın Beyaz Magazin'de bu kızla Mert Ramazan Demir'in Melek Şahin ile ilişkisini biz konuştuk bunu. İlk defa biz açıkladık. Biz konuşurken medyada bizi yalanladılar. Hadi fanların yalanlamasını anlayabiliyorum da diğer haber organları yalanladılar. Şimdi hepsi bakın havalimanında bile Melek Şahin'i soruyorlar muhabirleri.
Hepsi bizim söylediklerimizin öyle doğru oluyor. Olduğunu. Afra Saraçoğlu'na havalimanında yalan, barışacak mısınız diye sorduklarında da gülerek. Yok artık. Geçti o iş falan diye bir. Tabii. Evet, gülümsemesi var. Bunlar bakalım dizi setinde nasıl böyle karşılıklı barınacaklar? Çok yüz yüze gelecekler mi? Sanmıyorum. Senaryo neydi? Gereği gelmeyecekler. Fanların adı neydi? Afram. Afram fan klaba şimdiden rip diyorum. Geçmiş olsun, bakayım ne yapacaksınız. Değişeyim mi konuyu? Hadi. Şimdi biraz böyle ciddi konulara gideceğiz. Tamam. Çünkü önümüzde konuştuğumuz çok önemli bir Timur, Cihan Timur davası vardı. Oğuz Murat Acı'nın ölümüne sebep oldular. Ana oğul yurt dışına kaçtılar. Gelişmeler var. Skandal bir bilirkişi raporu var. Detaylar gelsin, sonra konuşalım. Vicdanlara sığmayan kaza sonrası tüm Türkiye'nin tepkisini çeken Cihan Timur ailesinden şoke eden hamle. Hazırlattıkları bilirkişi raporu ortaya çıktı. Skandal raporda bir kişinin ölümüne sebep olan Timur Cihan Timur nasıl aklanmak istendi? İşte detaylar. Geçtiğimiz Mart ayında yaşanan elim kaza sonrası eşi benzeri ancak filmlerde olur denecek türden bir skandal patlak verdi. Skandalın başrolünde yüklü servetiyle bilinen ünlü bir estetikçi baba Bülent Cihan Timur, evliliğinde ulaştığı servet sonrası yazar olan bir anne Eylem Tok ve 17 yaşındaki oğulları Timur Cihan Timur yer aldı. Henüz 17 yaşında bir çocuk olan Timur Cihan Timur, ehliyetsiz olarak kullandığı babasının kendisine tahsis ettiği lüks spor aracıyla arkadaşlarıyla yarıştı. Aşırı hızla kullandığı araçta kazaya karışıp bir çocuk babası Murat Acı'nın ölümüne sebep oldu. Kazayı bu kadar öne çıkaransa sonrasında yaşananlar oldu. İddialara göre olay sonrası kaza yerine gelen anne Eylem Tok, yaralılara yardım etmek yerine delil karartmaya çalıştı. Yaralıların cep telefonlarını aldı. Yardım çağrılmasına engel oldu. Oğlunu kurtarmak için insanları ölüme terk etti. Kaza ortaya çıkana kadar zaman kazanan Eylem Tok, cinayet planını yerine getiren soğukkanlı bir katil gibi oğlunu alıp aynı gece yurt dışına kaçırdı. Oluşan kamuoyu baskısı anne ve babanın nüfuzunu yendi. Devlet yetkililerinin çabaları sonucu firari anne ve oğlu kaçtıkları Amerika Birleşik Devletleri'nde yakayı ele verdi. Anne Eylem Tok hapishaneye, oğlu Timur Cihan Timur ise ıslah evine gönderildi. We searched him, but obviously, yep, yep. If you want to grab, search him again. How are you, Roland? Anne ve oğlun Amerika Birleşik Devletleri'nde yargılanması devam ederken Türkiye'de devam eden soruşturmada şoke eden bir gelişme yaşandı. Yurt dışına kaçan Eylem Tok ve Timur Cihan Timur'un avukatları kazaya ilişkin skandal bir bilirkişi raporu aldı. Emekli iki polisin hazırladığı raporda çok konuşulacak tespitler yer aldı. Raporda Oğuz Murat Acı ve arkadaşları trafik kazasının oluşumunda %75 asli, Cihan Timur'un ise sadece %25 tali kusurlu bulundu. Raporda havanın karanlık, yolun virajlı, görüş mesafesinin kısmen açık olduğu belirtildi. ATV araçları arıza yapan kişilerin durdukları yere kırmızı cihazlar koymadı. Üzerlerine ise görünürlüklerini arttırıcı kıyafet giymedikleri öne sürüldü. Raporda Cihan Timur'a ilişkin olarak ise ilginç bir tespitte bulunuldu. Yaşı küçüktü, bilmiyordu. Bilirkişi beyanında Timur Cihan Timur'un kaza tarihinde yaşının küçük olduğu, meslek sanat ve liyakatine sahip olmadığı, aracı hava ve yol durumuna göre kullanmadığı, hız limitini aştığı ancak havanın karanlık, yolun virajlı, görüş mesafesinin kısmen kapalı, aydınlatılması bulunmayan dağ yolunda nasıl araç kullanması gerektiğini bilmediği kaydedildi. Skandalda babadan, estetikçi Bülent Cihan Timur'a ameliyat olan model ve influencer Jennifer Pamplona, kalça dolgularından kaynaklanan komplikasyonlar nedeniyle bebek sahibi olma şansının düşük olduğunu öğrendi. Hayatı kararan ve dünyası başına yıkılan modelin uluslararası bir dava açmaya hazırlandığı iddia edildi. Rapora bakın. Vefat eden Oğuz Murat Acı ve arkadaşları kazanın oluşumunda %75 ama kazayı gerçekleştiren Timur, Cihan Timur'un %25 tali kusurlu bulundu. Ben bu rapora güvenmiyorum da inanmıyorum da açıkçası. Şimdi bir kere her şeyden önce
bir insanın ölümüne sebep olup, bir evladın babasız kalmasına neden olup, bir annenin, bir kadının daha doğrusu eşsiz kalmasına sebep olup, ondan sonra Türkiye'yi binbir yalanlarla terk edip giden, kaçan bu insanların ne raporuna inanırım, ne söylediklerine inanırım, ne de yetiştirmiş oldukları evlada güvenir inanırım. Çünkü bizler önce çocuklarımıza aldığımız kararlarla örnek oluruz. Ebeveynlerin aldığı kararlar çok önemlidir. Siz burada Allah'ınızın aşkına hangi doğru hareketi gördünüz bugüne kadar ebeveyn olarak, bir anne olarak, bir baba, ne kadar illegal iş var? Hepsi annede babada çıktı. Bir de suça ortaklık ettiler. Suça ortaklık ettiler, delilleri yok ettiler. Böyle bir şey olabilir mi ya? Pes diyorum ben. Bu bilirkişi raporunun bir etkisi olamaz zaten mahkemeye. Bu özel bir baba ileride açılacak davayı etkilemek için özel bir bilirkişine, iki tane emekli polise böyle bir rapor tutturmuş. Bunu da dosyaya sunmak istiyor. Hı hı. Dosyaya girmez bile diyor hukukçular. Hukukçular bu konuda görüşü, dosyaya girmesi bile hatalı diyorlar. Bu bilirkişi raporuna bir bilirkişi heyetinin de aslında bakması lazım. Böyle bir şey olabilir mi? Zaten senin oğlun Cihan Timur. Evet. Bülent Bey, senin oğlun ehliyetsiz olarak 17 yaşında altına o arabayı vermeseydi, trafiğe çıkmasaydı bu kaza olmazdı. Bu kadar basit. Bir de kaza anında arabadaki arkadaşların tanıklığı var. Söyledikleri şu: 180 km hızla arabayı kullanıyormuş senin oğlun. O yolda, o karanlık, virajlı, hafif yağmur çiseliyor. 180 km. Yani bunun raporun nesine inanacağız işte... biz ya? Bu raporun nesine inanacağız? Bir de böyle yaparak adaleti töhmet altında bırakmayın ha. Ortada ölmüş bir insan var. 4 tane yaralı var. Yetim kalmış bir öksüz kalmış bir evlat var. Siz ne yapmaya çalışıyorsunuz ya? Siz adamı yani neyse şimdi ben, sinirlenmeyeyim. Ben mahkemelerin bu durumu, bu olayları göz önünde bulunduracaklarına inanıyorum açıkçası. Ama artık şu da bir gerçek ki bu insanların karşı taraftan özür dileyip hatalarını telafi edeceklerine... Toplumdan özür dileyip, toplumdan, Türk milletinden hatta, özür dilemeniz lazım sizin ya. Ne yapmaya çalışıyorsunuz siz? Ölmüş insanı suçlu çıkarmaya çalışıyorsunuz evet, ya. Evet. 175 o hatalıdır yani, falan diye. Gerçekten inanılır kendinize gibi değil. Kendinize gelin ya. Evet, inanılır gibi değil ama ben adaletimize, mahkemelerimize, hakimlerimize ve hukukumuza inanıyorum ve güveniyorum. Ve onları da zaten, onların da bu durumları göz ardı etmeyeceklerini düşünüyorum. Şimdi skandal üstüne skandal geliyor yine bu aileden. Daha önce dolandırıcı fenomenler dosyasında baba Bülent Cihan Timur'un ifadesi vardı. Hatta bu masada yine konuşmuştuk biz bunu. Şimdi bir skandal daha var. Kalça protezi yapıyor bu doktor. Ve şu anda bu işlemi yaptıran hastası çocuk doğuramayacak. Bu ameliyat sayesinde en tehlikeli operasyonlardan biri bu arada bu BBL denilen kalça protezi. Yani kalçayı büyütme operasyonu. Şimdi estetik amaçlı yapılan tıbbi müdahalelerde tam olarak sana söylediğini yapmak zorunda o estetik cerrah. Eğer yapmadıysa ve sonrasında kalıcı hasarlara sebebiyet veriyorsa sen maddi manevi bütün tazminat davalarını açmakla yükümlüsün. Bir yıl içerisinde ama şikayetini bir yıl içerisinde yapacaksın. Evet. Bak şu an çocuğu olamayacak. Ya. Kendi Eylem Tok'ta da var ya kalça protezi. Hani yurt dışına kaçtıklarında Amerika'da bir vatandaş fotoğraf çekmişti. Yansımıştı medyaya. Titan'dan gözüküyor zaten. Protez. Eylem Tok'ta da var. Yani neresinden tutsak elimizde kalacağımız bir anne baba kendi 17 yaşındaki çocuklarının kazadır bu. Herkesin başına gelebilir. Allah korusun, Allah kimsenin başına vermesin. Böyle bir durumu ancak bu kadar kötü yönetip o 17 yaşındaki çocuğun geleceğini bu kadar karartabilirler. Yani iyi bir şey yapıyoruz güya diye çocuklarını usulsüzlüklerle hayatını kurtarmaya çalışıyorlar. O anne o çocuğu alıp önce Mısır'a kaçırdı. Ondan sonra da Mısır'dayken açıklama yaptı. Avukatı aracılığıyla dedi ki ben dedi çocuğumu alıp geri döneceğim. Sadece anne refleksiyle ben yalan, ne yapacağımı bilemedim. Işte. Çocuğumu aldım gittim.
biz bunları konuşurken aa dedik, kadın hakikaten dedik, olabilir dedik, biraz hak verdik. Aynen. Meğersem Amerika'ya kaçırma planları ben yapıyorlarmış. Ben o zaman da ilk duyduğumda da hak vermemiştim. Çünkü bu etik bir davranış değil. İnsanın kendi evladı da olsa orada bir ölüm var. Kendi teslim edecekti. Oradan da Amerika'dan da Küba'ya kaçacaklardı. Amerika'da kendileriyle ilgili takip başladığını duyuyorlar, öğreniyorlar. Ancak bizim istihbaratımız, bizim büyükelçiliğimiz fark ediyor. Küba'ya kaçacakları istihbaratı gelince Amerikan polisine diyor ki bunları bir an evvel yakalayın, kaçıyorlar. Amerikan polisi de o zaman Boston'da gittikleri okulda baskın yaptı. Şimdi bir büyüğüm, bir emekli savcı, çok önemli bir savcı bey kendisi. Yuh diyorum diyor ya. Hı. Yuh diyorum diyor. Böyle bir bilirkişi raporu olamaz diyor. Ya. Yaşı küçük, sürücü belgesi yok diyor. Bunun araba kullanması tek başına bir kusur zaten diyor. Dengemi kaybettim. Bunu diyor eski bir savcı, emekli bir savcı olarak söylüyorum. O zaman yetkisiz vinç operatörü evleri yıksın. Bilemezdi. Ruhsatı yoktu densin. Yoktu densin. Yuh artık diyor ya. Yuh artık diyor. Bülent Cihan Timur. Seninle ilgili iddialar bitmiyor. Yasa dışı olmasına rağmen senin kliniğinde ameliyat yaptığın söyleniyor. Sen buna cevap ver aslında. Oo. Bu iddiaya cevap ver. Sen yasa dışı olmasına rağmen insanları nasıl kliniğinde ameliyat yapıyorsun? Ancak bir hastanede, tam teşekküllü yoğun bakım ünitesi bulunan bir hastanede ameliyatlar yapılabilir. Sonra da Fulya'da bir otelde başına hemşire dikerek ameliyattan çıkan hastalarını bakıma aldığını söyleniyor. Oo. İddialar bu şekilde. Ya nasıl sen bunlara ya? Cevap ver. Hastanede yapmıyor çünkü. Tam teşekküllü bir hastane seni zaten bir gece yatırır. Sen yargıyı yönlendirmeye çabalayacağına, töhmet altında bırakacağına, emekli polislerle şunlarla bunlarla filan bir organizasyon içinde olduğun iddiası var. Şimdi senin bu hazırladığın şeyle, bilirkişiyle. Onlara yapacağını sen kendi mesleğinde kendi çöplüğüne bak sen. Kendi pisliğini temizle. Ha, görüyor musun? Bak bu işte, iddiaları temizle. Çocuklar ailelerin aynaları. Görüyor musun? E tabii. Yani şimdi bir çocuğu... Yansımalara bak. Ben burada çocuğu suçlayamıyorum açıkçası. Evet. Yani şimdi böyle bir anne baba zaten bu yolu veren anne baba bu çocuğa. Sen 17 yaşındaki bir çocuğa araba veremezsin altına. Peki o raporu ben tekrardan üstüne basa basa altına çizmek istiyorum. O babanın hazırlattığı o raporda bir bakar mısınız? Yaşı küçüktü, bilmiyordu. Bilirkişi beyanındaki o detaylara bir kez daha bakalım. Hep birlikte yuh diyelim. Meslek, sanat ve liyakata sahip olmadığını söylüyor 17 yaşındaki çocuğun. Aracı hava ve yol durumuna göre kullanmadığı, çocuk aracı zaten 17 yaşında kullanmaması yani gerekiyor ama onun haricinde hava ve yol durumuna göre kullanmayı da bilmiyormuş. Bunu da yazmışlar bir de böyle göz göre göre. Hız limitini aştığı ancak hız limitini aşmış tamam diyor, kabul ediyor. Havanın karanlık yolun virajlı görüş mesafesinin kısmen kapalı olduğu için aydınlatılması bulunmayan dağ yolunda nasıl araç kullanması gerektiğini bilmiyormuş çocukcağız. Vah, vah, tınısının vah. Tınının tını yani. Vah. Yani kullanmaması gerek denilmiyor da. Yani işte böyle bir tabir vardır. Tavşan kaçtı, tazı tuttu, dağ gitti, dağ yandı. Öyle oldu, böyle oldu. Bakın yandı, arkadaşlar. Bitti, kül oldu. Yandı, bitti, kül oldu oluyor finalde de. Şöyle alıyorum burayı, toparlıyorum. Evet, reklam vaktimizin tamam. geldiğini sizlere tamam. bildiriyorum. Gidelim. Efendim, şimdi bugün bu fenomenler dosyasında duruşmalarımız var. Bunları takip edeceğiz. Kısacık bir reklam arasına dönüp sonra bu duruşmanın detaylarını konuşacağız. Reklamdan sonra görüşürüz. Efendim, ekranlarını yeni açanlar, bir kez daha hoş geldiniz. Söylemezsem olmaz, tüm hızıyla devam ediyor. Biz çok güzel başladık. İlk bölümü tamam. tamamladık. Şimdi saatler 11'i gösterene dek yine haberlerimizle sizleri günün dedikodularını vereceğiz. Sonra da bütün gün boyunca aa öyle olmuş böyle olmuş diye herkesle bunları paylaşacaksınız. Bizlere de Instagram'dan lütfen ulaşın yorumlarınızla. Söylemezsem olmaz official bizim Instagram adresimiz. Hadi hep birlikte konuşalım diyelim. Şöyle birazcık fıkır fıkır yapalım önce bu programı. Sahneler. Sahnelere gidelim. Gidelim. Konser sahneleri doldu taştı. Yıldızlar adeta şov yaptı. Muhteşem sahnelerden muhteşem performanslar. Ailemi solumlar.
Hareketli geçen yaz konserleri hız kesmeden devam etti. Sahnelerin yıldız isimleri gecelere damgalarını vurdu. Sahne performanslarına popun dev isimleriyle devam edelim. Demet Akalın Hatay'da fırtına gibi. Pop müziğin önemli isimlerinden Demet Akalın Hatay'da önce pembe uzun elbiseyle sahneye çıktı. Sonra Akalın'a Hatay'ın plakası olan 31 numaralı Demet Akalın yazılı Hatay spor forması hediye edildi. Gülşen yine mest etti. Ünlü sanatçı altın rengi dökümlü derin yırtmaçlı elbisesiyle yine sahnede ilgi odağı olurken sahne performansıyla sevenlerine harika bir gece yaşattı. Seçkin duygulandırdı. Geçtiğimiz ay 2 aylık hamileyken bebeğini kaybeden şarkıcı Ece Seçkin sahne öncesi röportajında duygu dolu açıklama yaptı. Evet, herhalde sanıyorum ki hayatımın en kötü yazını geçirdim diyebilirim. Ama yine de her şeye rağmen hayatta olmak, sevdiklerimin hayatta olması. Kenan Doğulu'dan Harbiye'de sahne şovu. Şarkıcı Kenan Doğulu Harbiye sahnesinde hem sahne şovları hem de şarkılarıyla konuklarına güzel bir gece yaşattı. Emircan İrek megafonla şarkı söyledi. Özellikle genç kesimin beğeniyle takip ettiği şarkıcı Emircan İrek, Tekirdağ'da sahne aldı ancak yoğun yağış nedeniyle konseri iptal oldu. Babamlar al gırnatar oğlum, akşama düğün var. Ancak İrek kendisini izlemeye gelenlere unutulmaz bir deneyim yaşattı. Sıla'dan harika sahne. Hem şarkılarıyla hem de konser performanslarıyla büyük beğeni toplayan başarılı şarkıcı Sıla sahnesinde yine muhteşemdi. Sıla konserinde Can Toğrulca ile Harbi Açık Hava konserinde düet yaptı. Gökhan Özen'den beğeni toplayan sahne performansı. Sevilen şarkıcı Gökhan Özen sahnesindeki dansları ve şarkılarıyla büyük beğeni topladı. Hayranlarına güzel bir gece yaşatan Özen seyircilerden tam not aldı. Ben sana nereden vuruldum, yokluğunda hem nasıl avuttum sağ elimi solumla, avuttum boş yere, boş yere. Ya, tüylerim diken diken nasıl oldu. Nasıl yakışmış erkek sesine bu şarkı. Ay, bir de sahibinden dinlediğimiz bir şarkıyı başka biri seslendirdiğinde çok hoşumuza gitmez ama. Risk aslında değil mi? Ama harika bir yorum, harika bir atmosfer. Orada olasım geldi var ya, ne güzel olurdu. Harika olurdu da Sıla'nın giydiği elbiseyi ben beğenmedim. O ne o öyle? Drakula'nın üzerinde... şeyi gibi. Evet. Adam's Family'den. Matem mi var Sıla? Neden? Zaten sahne karanlık, simsiyah gece. Bir de böyle simsiyah bir şey giymişsin ve omuzlar falan ne kadar geniş. Drakula. Ben de çok sevdim onun, o marjinal tarzını çok seviyorum. Yalnız eril enerjisi çok yüksek duruyor. Biraz daha dişi kıyafetler giymesi lazım. Değil sonra. Mi? Daha Drakula kadın kadın. Ya. Kadın kadın olması lazım. Evet. Olmamış baka doğru vallahi. Ya bu sanki. Ne ya? Ha? Evet. Drakula'nın kız kardeşi. Abartmış yani. Zaten çok heybetli, çok boylu postlu ya evet. Böyle. Evet. Evet. Omuzlar falan geniş, iri yarı. Bir de her an dalacak giymiş gibi. Bir de. Ben sahnede minyon kadını her zaman daha çekici buluyorum. Değil mi? Değil mi? Daha şey minyon. Olur. En popüler kadınlara bak, hep böyle minyon kadınlar, yuvarlak hatlar evet. Falan. Minyon kadınlardan devam edelim. Yani. Edelim. Ece Seçkin.
Ya, evet, yazık, ay, ya, yazık ya. Ya yazık ya. Yani çok zor bir süreç geçti. Allah sabır versin ya. Her şey nasip kısmet Bilal Beyciğim. Yani versin. Zaten nasıl sağlıklı efendim? Bir çocuk evet. Anneye tutunan bir çocuk olur. Tutunmuyorsa o çocuk zaten sağlıksız olsa da demek ki sağlıksız dünyaya gelecekti. O yüzden de ben Ece daha çok genç. Hamilelik mesela her kadında ilk hamileliğinde de böyle şeyler yaşayabiliyor. Yani bir tek Ece yaşamıyor. Bunu zamanında hepimiz yaşadık. Ama bu demek değildir ki Ece anne olamaz. Çok olabilir. Genç daha. Çok genç olur. Önemli olan her şeyin hayırlısını. Her şeyin hayırlısı bir tedavi sürecinden tabii ki geçecektir mutlaka. Bunun nedenlerini doktorlar araştıracaktır. Ve kendisini sahnede iyileştirecektir Ece Seçkin. Şarkılar söyleyerek. Nitekim o hemen buna başladı. Çok doğrusunu yapıyor değil mi Didem? Çok da geçmiş olsun. Ki öyle bir sürecin yok ki acını yaşayabileceğin medya sektöründeysen. Değil mi? Geri geliyor aileni kaybedebiliyorsun. Perde kapanmaz. Ama madem bak şimdi bazıları der ki ya çocuğu vefat etti, 40'ı çıksın filan. Asla katılmıyorum öyle bir söyleme. İyileşmesi lazım bu kadının. Evde eve kapanıp da kederlense neden böyle oldu evladım ah beşiydi filan. Yani bu kadını daha da hasta yapar. Şimdi bence doğrusunu yapıyor. Mesela Alişan da kardeşini kaybettiğinde çok uzun bir süre sahne alamadı. Yapamadı yani. Bazen de olmuyor. Yapamıyorsun. Yani Alişan'ın yani. O yaptığında tabii Alişan bizi izliyor bu arada. Çok doğru Alişan. Bulmamıştım ben. Çok uzun sürdü ve ailesine de çok kötü etki etti. İşte Alişan'ın o uzun süre matemi. Herkes acısını daha farklı yaşıyor. Evet. Doğru saygı yaşıyor. Duymak lazım. Evet. Doğru söylüyorsunuz evet. Evet daha saygı farklı duymak atlatabiliyor. Lazım. Safiye evet. Soyman'ı da evladını kaybettikten sonra sahne aldı diye çok büyük bir linçle karşı ya. Geçen de bize canlı yayına bağlandı diye bir sürü şey neler yani. Ama acılar paylaşılabilir dostlarla. Daha evet. Hafiflersin öyle bir durumda. Ama işte aynen. Halkımız istiyor ki onlar böyle acısına çok içlerinde kendileri nasıl yaşıyorsa gördükleri insanların da aynı şekilde yaşamasını evet. istiyorlar. Şimdi Hande'ciğim evet. Sahne hayatı alınmış önceki işler, avanslar yani bunları ancak bir ikisini öteleyip erteleyebilirsin. Ama Safiye'nin çok önceden alınmış işleri ve bunun için aldığı avansları vardı. Zaten en çok da oğlu çok sahnede onu görmek istedi. Yani çok severdi annesini sahnede görmek rahmetli. Yani Safiye'yi bu konuda bence ben anlayamadım neden bu kadar yargıladılar. Sonra ya. Dediler ki tamam hadi sahneye çıktı. Niye yeşil şıkır şıkır bir kıyafet giydi siyah giyseydi çıksaydı ya, diye. Ne ilgisi var canım yani o kadarı da artık detaylara boğulmak. Ya bir şey söyleyeyim mi bu çok. Bilir kişiler var ya bu klavyede. Sosyal medyada değil mi? Sosyal medyada ya, çok ya. Bilirler bunlar her şeyi. Her şeyi profesörüdürler, doktorudurlar. En etikte onlar yaşar. Evet. Ve bizi suçlarlar. Ece Seçki de çok doğru yapıyor. Safiye Soyman da en doğrusunu yaptı. Evet. Evet. Peki bir de Gökhan Özen diyelim mi sahnelerden? Nasıl buluyorsunuz Gökhan Özen'i? Estetikli buluyorduk. Yanak dolguları yüzümüze yüzümüzü. Hatırlıyorsunuz geçen sene konuştuk burada hatta Selen Görgüzel'le iddialaştılar. Canlı yayına bağlandı Gökhan Özen dedi ki kalıbımı basarım dedi. Hadi dedi doktora gidelim Selen'i res çekti. İddiaya girdiler benim yüzümde dolgu yok diye. Ne oldu sonra diye. Gittim doktora? Bağırıyor estetikleri hala gittim. Diyor ki yok. Hayır doktora gittiler. Yok gitmedi ya dönmedi sonra. Ama kendi gitmiş o dolguları aldırmış aldığım duyumlara göre. Ha, şimdi yok diyor tabii erittirdi. Rahatsız oldu çok tepki çekti çünkü. Ama çok kötüydü. Çok kötü zaten olmuştu. Zaten yakışıklı karizmatik bir adamsın. Ne gerek var çok feminen gösteriyor erkekte dolgu. Yapmayın. Estetik gerçekten yapmayın. Erkekler yaptırmasınlar. Bizim kim çok büyük gidiyor? Handikapımız var kadınlar olarak. Bizde çizgiler bizleri maalesef yaşlı gösterirken. Evet. Erkeklere karizmatiklik bak. Katıyor. Bizde beyazlar maalesef dururken onlara erkekte. Karizmatiklik katıyor Bilal Özcan. Canım mesela. Ben de estetik hiç yok olmayacak da Allah'ın izniyle. Olmayacak da sağlığıma bir şey olmazsa düşünmüyorum öyle bir şey. Yani sağlık gerekçesiyle yapılır bence estetik yapılması gerekiyor. Ama zihni operasyonunda bile yok dedi. Yok dedi yok, ya bak, yok dedi. Zayıfladım ol dedik ol dedik yok diyor. Hayır kendim zayıfladım bir sürü kilo verdim. Sonra 20 kilo aldınız. Verdim 20 kilo. Yeni verdim. Şimdi mi? Şimdi şu ya. Anda aman ya bu. Ya. Bunlar beni öldürecek. Arkasını döndü bana ya. Ben de uğraşıyor. Devamlı uğraşıyor ya.
Sevdiğiyle uğraşırmış insan. Ya, yok yok. Ya Gülşen'e konuşsana. Bak oryantal gibi çıkmış sahneye. Bak gördün mü? Evet. Gördün evet. Mü? Bak, ama şarkıları artık tutulmuyor. Kıyafetini açtıkça açıyor yine. Açtıkça açıyor. Hayır hayır. Bence niye? Güzel giyiniyor. Ne? Nasıl güzel alabilir giyiniyor? Miyim? Görebilir Gülşen'i miyim? Bir görelim. Hadi görelim. Detaylandıralım. Analiz yapalım. Bak, ultrasonunu çekelim Gülşen'in. Bak. Valla yok parası üzerinde kıyafet. Buna konuş işte. Ultrasona gerek yok. İçi dışı görünüyor zaten yani. Gördün mü bak? Yani bence Gülşen, evet, o fiziği olduğu sürece böyle alışın artık. Alıştırın kendinizi. Yani. Bu bir oryantal kıyafeti bana göre. Fizik. Artık öyle bir kavram kalmadı ya. Yani böyle. Şimdi artık sokakta insanlar yani bildiğimiz bikini üstüyle de dolaşıyorlar. Yemeğe gidiyorlar. Ne bileyim şortla. Ben tabii ki biraz yerine göre çıktı. Yerine evet. Göre yapılan şeyi severim. Ama şimdi Gülşen orada gerçekten artık gözümüzü alıştırdı bu duruma. Bak ben ilk başta hani Gülşen gibi böyle büyük bir sesin, gerçekten çok iyi bir ses. Çok iyi bir bestekar, artık söz yazarı. Artık canlıda iyi bir sese sahip değil ama. O sesine ne oldu bilmiyorum ama. Aa, canlıda asla. Konserde öyle evet, gittin değil ben mi? Ben gittim. Canlı sesini dinledim. Bak, çıkmıyor sesi mu? Çıkmıyor yok. Diyorum. Niye ki? Canlıda ses yok. Hadise de aynı şekilde. Şovlar, şov görler. Giyinmeleri, kıyafetleri, dansları. Gülşen zaten sadece poz yaparak sahnede devam ediyor. Yani devamlı bütün şarkıyı çektiriyor herhalde. Poz, evet, poz, poz, poz. Robot gibi. Bu, poz. Aynen. Hani o yüzden ses çok olmuyor yani. Ben dinleyen, deneyimleyen biri olarak Gülşen'in canlıdaki sesini çok beğenemiyorum. Duygusu da yok. Mesela slow şarkı dinlerken o sanatçı da o duyguyu yaşamak istersin ya. Yok. Yok ki. Sadece poz veriyor. Robot gibi yüzde ama, ifade yok. Mimiksiz bir surat. Ama ve arabaya bineyim. Veren bir kadın. Arabadaki benim bütün Gülşen şarkılarını bağıra çağıra dinlerim. Ne bir güzel. Aynen. Şarkılarını aynen. Ezbere bilirim. Arabada stüdyoyu dinliyorsun. Eski şarkıları tabii. Arabada stüdyo dinliyorsun. Evet. Şimdi bu önemli olan sahne mesela performansı. İşte dünya starları da giyiyor ama o danslarla birlikte o hani benzer kostümlerde giyiyorlar ya dansçılarla. Evet. Mükemmel bir görüntü oluyor ama tek başına bir kadının oryantal kıyafetle köprü dansı falan yapması biraz anormal geliyor. O yerlerde sürünlerce evet, dans yani. Yapması o dans değildi zaten. O dans pilates hareketleri. Evet. Evet, veya değil. Neydi bilmiyorum. Fenomenler için hesap vakti. Haydi bakalım. Polatgiller, Candangiller ve Talu ailesi için hesap vakti efendim. Bir detaylandıralım. Konuşalım. Bir bilgilerimizi tazeleyelim. Konuşalım. Ve bugün hesap vaktinde acaba kendileri haklarında ne gibi kararlar çıkacak? Bir değerlendirelim. Hadi buyurun. Konuşalım. Tüm Türkiye tarafından sonucu merakla beklenen davalarda kritik dönemeç, fenomenler hakim karşısına çıkıyor. Dilan Polat duruşma öncesi neden cezaevini ziyaret etti? Candan kardeşler davasında şoke eden iddialar ne? Talu çifti hakkında kaç yıl ceza istendi? Fenomenler için hesap vakti geldi mi? İşte detaylar. Kaynağı belirsiz servetleri, lüks merakları, gösterişli paylaşımları ve yozlaşmış hayatlarıyla dikkatleri çektiler. Kendilerinden o kadar emin, süslü hayatlarına öyle inanmışlardı ki eleştirileri kıskançlık zannettiler. Sosyal medyanın sanal dünyasında adeta krallıklarını ilan eden fenomenler bir gece başlayan operasyon zinciriyle birer birer hatalarıyla yüzleştiler. Operasyon zincirinin ilk halkası Polatlar oldu. Merhaba. Bu sefer de kanıtları yok etmekle birlikte suçlanıyorsunuz. Nereye söylemek istiyorsunuz? İlan Hanım. Kanıtları yok etmişsiniz. Bu konuda bir şey söylemek ister misiniz?
Gözaltına alınan Dilan ve Engin Polat, Dilan Polat'ın kız kardeşi Sıla Doğu, Engin Polat'ın babası ve kardeşi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Polatlar için hapis günleri başlarken ortalık yangın yerine döndü. Kara para aklama, vergi kaçırma, yasa dışı bahis oynatma, suç örgütü kurma iddiaları sayfalara sığmadı. Evlere girildi, şirketler didik didik edildi, el konulan lüks araçlar sergilendi. Dava süreci devam ederken cezaevinden de haberler gelmeye devam etti. Önce Sıla Doğu, ardından Dilan Polat'ın tahliye olması davanın en kritik gelişmesi oldu. Ay, Dilan Hanım! 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 Dilan Eski halinden eser kalmayan Dilan Polat'ın yapacağı hamleler merak konusu oldu. Yeniden fenomenlik yapacağı, malların iadesi için mücadele edeceği avukatı tarafından açıklandı. Ve geçtiğimiz gün kardeşi Sıla Doğu'dan çok konuşulan bir paylaşım geldi. Cezaevinden çıktıktan sonra kız kardeşinin evinde kaldığı, bilinen Dilan'ın operasyon öncesi yaşadığı lüks villasına döndüğü paylaşıldıktan hemen sonra apar topar kaldırılan fotoğraftan öğrenildi. Çok konuşulan paylaşım sonrası Dilan Polat cephesinde sıcak bir gelişme daha yaşandı. Bugün hakim karşısına çıkacak Dilan Polat, eşi ve kayınpederinin tutuklu olduğu Çorlu cezaevine ziyarette bulundu. Dilan Polat kameralardan dolayı tedirgindi, zayıflığı belirgindi. Ziyarete 30 bin liralık ayakkabıyla geldiği görülen Dilan, elleriyle göbek dekoltesini kapamak istedi. Yanında çocukları da olan Dilan Polat'ın önce eşi, ardından da kayınpederiyle birer saat görüştüğü öğrenildi. Polatlar davası bugün başlıyor. İlk duruşması İstanbul Anadolu Adliyesi'nde görülecek. Davada yer alan 28 şüpheli hakkında suç işlemek için örgüt kurma ve yönetme, kara para aklama gibi suçlardan 20'şer yıldan 40'ar yıla kadar hapis cezası talep ediliyor. Duruşmada nelerin yaşanacağı, Polatların savunmaları ve karar merakla bekleniyor. Fenomen operasyonunun bir diğer halkası Candan kardeşler oldu. Katıldıkları yarışma programlarıyla şöhreti yakalayan Nihal ve Bahar Candan kardeşler, kolay ulaştıkları şöhretin bedelini ağır ödediler. Suç örgütüne üye olmak, kara para aklama ve dolandırıcılık iddialarıyla tutuklanıp cezaevine gönderildiler. Candan kardeşlerin hayatları gibi cezaevi günleri de olaylı oldu. Hapiste sürekli sorun çıkardıkları çok konuşuldu. Ruh ve akıl sağlığı bozulan Nihal Candan'ın yemekten içmekten kesildiği ileri sürüldü. Bir deri bir kemik kalan Candan, polemik konusu olan bir kararla bir gün tahliye edildi. Başıma gelen şeylerin biraz magazinle alakalı olduğunu düşündüğüm için anksiyete yaşıyorum şimdi. Candan kardeşler yeniden adliye koridorlarında. Polatlar gibi Candan kardeşler de yarın ilk kez hakim karşısında çıkacak. Fenomen kardeşler Küçükçekmece Adliyesi'nde görülecek duruşmada 8 yıldan 40 yıla kadar hapis cezası ile yargılanacak. Onzici Talu çifti için istenen ceza belli oldu. Fenomenlere düzenlenen operasyonlardan nasibini alan bir diğer ünlü çift Kıvanç ve Beril Talu olmuştu. Kurguladığı skeçlerle ünlenen Kıvanç Talu'nun reklamcı eşi Beril Talu ile saadet zinciri kurdu. Yüksek kar vaadiyle onlarca kişiyi milyonlarca lira dolandırdığı ortaya çıktı. Neler söyleyeceksiniz Kıvanç Bey? Yakınlarınızı dolandırdığınız söyleniyor. Var böyle tipler, yok böyle vurgun. İddiaların ardından yurt dışına kaçıp kayıplara karışan ikili, geçtiğimiz Ocak ayında Türkiye'ye dönmüş ve tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Talulara rekor ceza. İleriki günlerde yargılanacak çift için hazırlanan iddianame tamamlandı. Taluların nitelikli dolandırıcılık suçundan tam 195 yıl hapis istemiyle yargılanacağı belli oldu. Evet, önce Polatgiller'den başlayalım. Bilal abi. Evet, şimdi yönetmenim o en son kocasını ziyaretten çıkışta dönerken o görüntüleri getirebilir misin? Dilan Polat'ın Çorlu cezaevinde çıkışında arabaya yürürken. Öncelikle söylemek istiyorum. Kız kardeşinin evinden ayrıldı. Bilal abicim, bir mikrofonda problem varmış. Onu düzeltirken lafı hemen ben Pınar'a atayım. Peki. Şimdi şöyle, bir insan 7'sinde neyse 70'inde odur diye düşünüyorum. Ben kimsenin değişeceğine de çok fazla inanmıyorum. Keza
Dediğim gibi cezaevleri, hastaneler aslında insanların ders alacağı, dönüp bakıp ben ne yaptım, acaba ne yaptım da bunlar başıma geldi diyeceği yerler olmalı. Ama maşallah Dilan Hanım yine milyon dolarlık evinden resimler, paylaşımlar ve görüyoruz ki hala kaldıkları yerden yaşamlarına, aynı lüks hayatlara devam ediyorlar. Değişen bir şey olmamış. Bir de benim o cezaevine, Bilal Beyciğim'in de söylediği gibi, cezaevine giderken bir kadının eşini cezaevinde görmeye giderken giydiği kıyafet bana çok enteresan geldi. Şimdi kıyafetini yargıladığımdan değil, yanlış anlamayın. Ama cezaevine giderken de böyle her yere gidilen her yerin de mekanın durumuna göre giyilmesi gerekir. Şimdi burada bir sanki Hollywood yıldızı gibi, sanki bir yemeğe gidiyor gibi, işte crop bir bluz, altında işte yine bir, yani düşünsenize kendisi bile yürürken burasını kapama ihtiyacı hissediyor. O zaman niye giyiyorsun onu, gidiyorsun değil mi? Yani şimdi bunları gördük. Şöyle söyleyeceğim. İnsanlar da doğal olarak bu kadar namusuyla, şerefiyle, asgari ücretle çalışan insanlarımız da geçinmeye çalışıp bu kadar sıkıntılar yaşarken de umuyorum ki tereyağından kıl çeker gibi bu durumdan da çıkmayacaklarını düşünüyorum. Şimdi ben 3 gün devam edecek değil mi? Bu duruşma süresi, evet, var 3 gün bugün itibariyle diyebiliyoruz. Şimdi 8-9 aydır biz yaklaşık bu masada ve diğer programda önce suç iddialarını konuştuk, sonra bir cezaevi süreci başladı, oradaki her anılarını konuştuk, her paylaşımları konuştuk, çıkacaklar mı çıkmayacaklar mı konusu gündeme gelirken bir anda mahkeme öncesi bir tahliye durumu söz konusu oldu. Her ne kadar Dilan Polat şu anda hala yargılanıyor olsa da tahliyesi de yine çok konuşuldu. Şimdi akıllara şu soru geliyor: Engin Polat da çıkacak mı acaba? Çünkü öyle bir duruma geldi ki iş, sanki Engin Polat her suçu üstlendi, Dilan Polat'ın hiç suçu yoktu bütün bunlarda gibi bir algı var şu anda halkın gözünde. İşte mahkemeler bunun için var. Tabii şimdi yargılama sürecinde deliller ortaya konacak savcı tarafından. Sanıklar ifadelerini verecekler, avukatlar konuşacaklar ve mahkeme heyeti bir karara varacak. Ondan önce neden villasına, her şeyine el konulmuştu, hani neden villasına geçti, nasıl geçebildi? Yahu ölsün mü bu insanlar? Bu insanlar taş mı yesin ya? Aile evremi diye, aile evi diye bir kavram var. Tabii ki yaşayacağı evde çocuklarıyla beraber, ailesiyle beraber daha önce yaşadığı evde oturmaya devam edecek Dilan Polat. Ama evin üzerinde bir tasarrufu yok. Satamaz, kiraya veremez, başkasına devredemez. Devletin gözetiminde bütün mallar şu anda, yargılama bitene kadar eğer suçsuz olurlarsa, beraat ederlerse bütün malları geri alacaklar. Ama suçlu bulunurlarsa o zaman hazine, aile evi de dahil her şeye el koyacak ve o evi de bir süre sonra tahliye etmeye mecburiyetindeler. Şimdi burada Dilan Polat'ın kocasının ziyaretinden çıkarken benim dikkatimi başka bir şey çekti. Ya bunların parası yok hani. Yani her şey, bütün banka hesapları falan şu anda devletin gözetiminde. O korumaların falan maaşını kim veriyor? Yanında öyle iri yarı korumalar falan. Bakın yönetmenim versin o görüntüyü. Sanki pop yıldızıymış gibi böyle. Hollywood yıldızı. Bak, evet. Bak önden yürüyor, evet, arkadan geliyor falan. Bu korumalar neyin nesi? Yani bir aileden birisi olamaz mı? Bir erkek, iki erkek yanlarında. Bak o adam, evet, bu adam ellerini açmış, evet, falan. Hala bunların maaşını hala kim ödüyor? Bunlar hani paralarına el koyun. Gözlükler çok havalı tabii. Tabii canım. Ayakkabılar 30 bin liralık. Evet, gözlükler de. Onlar önceden 11 bin liralık bir gözlük. Onlar şeyler de olabilir. Onlar yani, tamam da yani ben bu korumaların. Günde 650-700 bin alışveriş yapıyorum diyen önde, bir hanımefendiydi ya kendisi. Bak abi, bak koruma. Bu göbekli korumaları da anlayamıyorum. Nasıl bir şey olsa nasıl atletik hareketler yapılacaklar, oradan oraya zıplayacaklar. Evet. Adamın böyle bir göbeği var yani, evet, korumada. Evet. Yani burada sen bu kadar kendini, kendi hayatını, o şaşanı insanların gözünün içine sokarak zaten kendi kendini bu hale düşürmüşken bari yine insanların gözüne sokmayıver değil mi? Hani daha mütevazı giyinebilirsin, dikkatleri üzerine çekmeyebilirsin. İşte dedim ya, yani her yere bir gittiğin bir yere, mesela, evet, bir cezaevine gidiyorsan
göbeği açık bir şeyle gitmezsin. Bir gömlek giy. Bir gömlek giyersin. Ben ne giydiklerini değil de açıkçası ne konuştuklarını çok merak ediyorum Engin Polat'la. Bir kuş olsaydık beni giysi ilgilendirmiyor. Şimdi, beni o mahkeme öncesi o ikili ne konuştu acaba? Çünkü daha önceki görüşmede neler tembih edildi hatırlıyoruz. Telefon yok Dilan. Röportaj yok. Sosyal medya yok Dilan. Öyle korkulan şeyler var ki Dilan'ın ağzından çıkması istenmeyen demek ki. Ama yine huyluyundan vazgeçmiyor. Gene evlerinden paylaşım yapmışlar. Göya Dilan'ın yüzü gözükmüyor. Ya da işte ilk paylaşımları yani hani çıkar çıkmaz kardeşim beyazlarını birlikte kapatacağız paylaşımı. Sanki hiç kimse de beyaz saç çıkmıyor. Hepimiz de çıkıyor boyuyoruz. Sanki yani, dertten beyazlamış. Bir kere Dilan'ın saçı da benimki gibi ben de öyleyim. 19 yaşından beri saçımız beyazlıyor. Genetik bir şey bu. Acıtasyon yaratan cümleler onlar. Yani sanki Dilan çok kahreden bir hayat yaşamış da saçları ondan beyazlamış da veya bir düşünce suçu işlemiş de ondan içeri girmiş sanki mağdur olmuş gibi yansıtılmak adına söylenen şeyler. Göbekli korumaya da buradan mesaj veriyorum. Sakın ha bana yazma bak kardeşim. Ben böyle konuşuyorum eleştiriyorum hemen ya. Yazıyor. Geçenlerde Tarkan'ın şoförünü eleştirmiştim. Kırmızıda geçti şoför diye. Şoför mü yazdı? Ya bana neler ama. Neler ama neler yazıyor. Yok artık oraya ya. Gelirsem filan böyle. Kardeşim göbeğini erit. Sakın ha. Sakın. Sakın bana yazma. Peki onca şeyin içerisinde Bilal abinin göbekli korumaya orada sarması. O öyle yani, o detaylarda. Detaylarda oralarda boğulması. Herkes için sonra düzgün yapacak ya. Hay Allah'ım ya. Valla buradan biz kardeşleri uyaralım bence. Hani Sıla Doğu sen paylaşımları şu anda yapıyorsun. Dilan Polat yapmıyor sosyal medyadan ama hani bizim sizin şu anda ne yaptığınızı bilmemize gerek yok. Yani bunu bize bildirmenize gerek yok. Hani ablan zaten beraber şu anda 10 aylık bir neler yaşadınız ya nasıl bir süreçten geçtiniz halen daha bizlere bir şeyleri bildirme derdindesiniz. Başınıza açılan her şey zaten bu bildirilerden geldi. Bırakın şu fenomenliği gittin sevdaları. Engin Polat'la görüşmeye adam zaten diyor ki başımıza açılan bütün bu dertler biz buradaysak telefon yok konuşma yok röportaj yok. Bunlardan dolayı geldi. Beril'le yapmayın. Kıvanç. Beril'le Kıvanç. Geliyoruz. 195. Kapatalım mı? Söyleyeceklerinizi Polatgiller'le ilgili söylediniz mi? Söyledim. Eklemek istediğiniz bir şey yoksa? Yok. Kime geçtik? Berillere. Tamam. Berilleri konuşalım. Evet. Onlar da en yakınlarıyla başladılar. Çok popülerlerdi. Yok böyle neydi o sayfası vardı? Yok böyle insan yok böyle kişi. Onlar çok güzel. Var böyle tipler. Var böyle. Var böyle tipler. Var böyle tipler. Var böyle tipler. Böyle animasyonlar işte komediler falan yaptılar. Bunlar baktı milyonlarca takipçiler eşiyle birlikte en yakın çevresine başlamak üzere. Bir hani sistem deniyor ya bu ne sistemi vardı eskiden yine. Evet evet bu, Ponzi zincir, Ponzi. Ponzi sistemi gibi böyle en yakınlarıyla başlayarak sade zinciri. Para almak suretiyle ondan sonra yurt dışına kaçmışlardı. Tıpış tıpış geri döndüler ve şu anda cezaevindeler. Görüyorsunuz bu fenomenlerin yani kısa yoldan, kısa yolla ve bu yollarla para kazanan bütün bu isimlerin sonunu izliyoruz, görüyoruz. Ya, çöküşlerini izliyoruz daha doğrusu. Talur çifti. Ya, örnek alınacak bir durumları yok, ibret alınacak aynen, durumları 195'er var. Yıl. 195'er yıl. Evet bir de kız babasını da karıştırmış. Babasını da bu işe karıştırmış. Babası da tutuksuz yargılanıyor. Aa öyle mi? Tabii tabii tabii. Haberi yok adamın. Bunların var, hepsi en başta ailelerini zaten. Var. Ailelerin üzerine şirketler yaparlar. Ailelerini de bulaştırırlar. Bu işler böyle. Biz bir kere arkadaşlarımızla Etiler'de bir kafeye gitmiştik. Böyle meşhur bir kafe. Hı-hı. Şu anda bütün ünlülerin takıldığı bir kafe. Orada bir program yapıyorlardı eşiyle. Yani böyle pazartesi günleri ayda bir falan hazırlıyorlardı. Kıvançlar mı? Evet Kıvançlar. Ha. Ben ilk kez yüz yüze var böyle tiplerde takip ediyordum da ilk kez orada görmüştüm karı koca onları. Herkesle çok samimi, çok arkadaş canlısı böyle bir grupları vardı. İşte böyle bir evin sonunda oyunlar oynarsın ya böyle bir şeyleri tahmin etmeye çalışırsın. Onu modere ediyorlardı. Çok da keyifliydi aslında. Ve etraflarındaki insanlar çok böyle hani paralı, güçlü, varlıklı, güçlü, önemli ailelerin çocuklarıydı öyle söyleyeyim size. Muhtemelen onların hepsini bu samimiyetleriyle çarptılar. Tabii hani canım. Bu vurgun öyle gerçekleşti. Öyle söyleyeyim size. Çünkü çok yakın bir zaman bu yani bu söylediğim şey. Dolandırıp gittiler ama yine bu ibreti alem olsun gerçekten. İşte böyle kısa yollardan para kazanmaya çalışıp bu insanların işlerin, üstünden bu, para bu kazanmaya çalışanlar. Eğer illegal yolsa bir anneannemin bir lafı vardır. Su testisi su yolunda kırılıyor. Onu benim dedem de söylerdi. İşte.
Yani kısa vadede... Anneannenin de bilmesi normal. Bir süre çok güzel hayatlar yaşıyorlar ama sonu bu. Yani sonu ya cezaevi ya da biliyorsunuz malum. Yahu azıcık aşım, ağrısız başım değil mi yahu? Evet. Ya, evet, başını yastığa koyduğun zaman rahat uyuyabiliyor musun huzurla? Aynen öyle, namusunla. Ama işte bunlar kul nasıl yatıyordu, bunlar nasıl uyuyordu onu bilemiyorum ben. Ya yastığa yatağa nereden geldik ya? Ne konuşuyorduk biz en son? Şimdi biz yastığa yatağa yorgan hasretiz ya, sabahın dördünde uyanıyoruz ya, evet. Ondan olabilir doğru mi acaba? Doğru, çok erken geliyoruz. Çok erken, kalkıyoruz. O yüzden olabilir mi? Evet. 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 Şimdi Candan kardeşlerle ilgili bir şey söylemeye gerek var mı? Ay, onlar yok, zaten. Ne diyeceğim ben onlarla ilgili ya. Değil mi? Hani onların da duruşması yani görülecek. Evet, evet, evet. Bir görülsün. Evet. Görülsün sonra konuşalım. Onların da o başta kişi Onur diye bu bütün o Candan kardeşleri bu işe, bu araba satışı üzerinden bulaştıran insan. Onlar da araba üzerinden yaptılar. Sazan sarmalı. Uygun fiyata araba satacağız sarmalı diye, evet. 25 ilde evet. 100 küsür kişiyi dolandırdılar yine. Ve Candanları da kasa olarak kullanıyorlarmış. Bu adamları da yemekte buluşturuyorlar. Kızları şey masaya yapıyorlar. Masaya. Hani bir takım gönüller ediyor. Güven sağlamak için. Bak, güven sağlamak için Candan kardeşleri kullanıyorsun. Düşün, bak düşün. Yani hani de. Bak bunlar da işin içinde diye Candan kardeşlere güveniyorsun yani. Kimler dolandırdı bu ülkede? Şey neydi o, çiftlik var. Çiftlik var. Tosuncu. Tosuncu. Peki ne yapalım? Bu duruşmalara şöyle bir detaylandırdık. Asıl yarın konuşacağız. Yarın, evet. Bakalım detaylar neler olacak. Neler takipçisi evet olacağız. Yarın bu masada 8.45'te evet açıyoruz. Ve ondan sonra detayları tekrardan hep birlikte konuşuyoruz. Şimdi nereye gidelim biliyor musunuz? Sevgili Yeşilçam'ın yıldızlarından Ahu Tuğba'yı kaybettik. Ya ne oldu? İşte ne gelmiyor oldu? Gelmiyor mu? Gelemiyor geliyor mu? Gelmiyor mu? Ölümüyle ilgili biraz ölümüyle ilgili var, şüpheli bir durum söz konusu Allah oldu. Allah, çok şaşırdım. Yani bu şok eden aslında gelişmeyi konuşacağız. Ölümü şüpheli bulunduğu için birazcık bakalım, bir haberimizde izleyelim biz de sizlerle konuşalım, hep birlikte. Sonrasında konuşalım neymiş detaylar. Olay, olay, olay. Yeşilçam yıldızı Ahu Tuğba'nın vefatında şoke eden gelişme. Ölümü şüpheli bulundu. Ünlü sanatçının hayatını kaybettiği Amerika Birleşik Devletleri'nde yetkililer soruşturma başlattı. Ahu Tuğba'nın ölümünde ihmal mi var? Cenazesi neden getirilemiyor? Yeşilçam'ın efsanesi Türk sinemasının cesur güzeli Ahu Tuğba. Sağlık sorunlarıyla mücadele eden 69 yaşındaki ünlü sanatçı, bir süredir yaşamını sürdürdüğü Amerika Birleşik Devletleri'nde hayatını kaybetti. Geçtiğimiz Nisan ayında geçirdiği korkunç bir trafik kazası sonrası ölümden dönen Tuğba, ileri derecede astım, KOAH hastalığıyla mücadele ediyordu. Son günlerini Miami'deki evinde geçiren ünlü sanatçı bir süredir uykusuzluk sorunu yaşıyordu. Neredeyse 10 gündür doğru düzgün uyumayan Tuğba, kızı Angelik'le birlikte yaşıyordu. Angelik günler sonra uyuyan annesini evde bırakarak dışarı çıktı. Döndüğünde ise annesini yatağında ölmüş olarak buldu. Vefat haberinin duyulmasının ardından Söylemezsem Olmaz yayınına bağlanan Angelik o anları şöyle anlattı. Sabah uyandım. Uyuyor zannediyorum anneciğimi. Birkaç saat sonra bir baktım ki annemde çıtı yok. Benim annem normalde hani kapı sesine uyanan bir kızcağız. Ahu Tuğba'nın naaşı Amerika'da kaldı. Dostları seferber oldu. Maddi imkansızlıklar nedeniyle Tuğba'nın cenazesinin Türkiye'ye getirilemediği haberleri üzerine yapımcımız Bilal Özbilge'nin başlattığı süreç milletvekilimiz Osman Gökçe'nin girişimleriyle hızlandı. Devreye giren sinema genel müdürü Birol Güven konsolosluk yetkilileriyle iletişime geçti. Ahu Tuğba'nın Amerika Birleşik Devletleri'nde olan naaşının Türkiye'ye getirileceği duyuruldu. Nakil işlemleri soruşturma engeline takıldı. Miami'den İstanbul'a tarifeli bir uçakla getirilmesi ve Perşembe günü Teşvikiye Camii'nde kılınacak öğle namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilmesi planlanan Ahu Tuğba'nın cenaze masraflarının iş insanı Cemal Kalyoncu tarafından ödeneceği açıklandı. Ancak beklenmedik bir gelişme yaşandı. Amerikalı yetkililerin Tuğba'nın vefatını şüpheli ölüm kategorisine alması nedeniyle nakil işlemleri uçuş prosedürüne takıldı. Konuyla ilgili bir açıklama yapan Sinema Geliştirme ve Tanıtma Derneği, incelemeler ve soruşturma tamamlanana kadar nakil işlemlerinin yapılamayacağını ve cenaze tarihinin henüz belli olmadığını ilan etti. Bilal abi ne diyorsun? Var mıdır böyle bir durum şüpheli soruşturmaya takılan? Şüpheli bir gazetede bir haber çıktı. Evet. Şüpheli bir durum var diye, ama ben sabahleyin
Şeyle konuştum, Hakan Türkşen Bey ile konuştum. Evet. Hakan Bey bu konuyla çok ilgili. Bir sinema derneğinde kurucusu başkanı, Autobahn da çok yakın arkadaşıydı, dostuydu. Angeli'ye de çok destek oluyor. Bize de bağlandı hatta önceki gün. Öyle bir şey yok dedi. Öyle şüpheli bir durum yok dedi. Ama o şüpheli Hakan ölümü Bey... de açalım Bilal abi ki izleyicilerimiz de daha net anlasınlar. Şüpheli ölüm hangi durumda gerçekleşir? Bu tabir ne zaman kullanılır? Önce bunu bir anlatalım. Diyor ki Google'a baktım. Diyor ki şüpheli ölüm vakalarında olay yerinde veya ceset üzerinde bazı işaretler ve deliller bulunabilirse, bunlar yaralanmalar, darp izleri, zehirlenme belirtileri ve yasaklı maddenin varlığı gibi unsurlar olabilir diyor. Ancak bunun tespit edilmesi için bir hekim ve Cumhuriyet Savcısı gerekiyor. Bunun tespiti için bütün bunların. Ve bunlar da 36 ile 72 saat aralığında, yani 5-6 gün aralığında ya da 2 haftaya kadar uzun bir süre aralığında gerçekleşebilirmiş. Nasıl bu kadar kısa sürede zaten, şüpheli ölüm denilebilir? Zaten olay yerine gelen ilk olay yeri inceleme polisi Amerika'da da dünyanın her yerinde de aynı. Onların çok tecrübeli insanlar ve onların tuttukları rapor üzerine eğer bir şüphe görülüyorsa, o dediğin ayrıntılar varsa konu incelenir ama konsoloslukla takip ediyoruz diyor. Türk konsolosluğu Miami'deki hiç böyle bir şey olmadığını söylemiş Hakan Bey'e. Zaten Amerika'da böyle bir vefat olduğu zaman bir Türk'ü Türkiye'ye getirmek için 8 ile 13-14 gün arasında bir prosedür süresi geçmesi nedir bu? Otopsi raporu. Otopsi raporu olmadan olmaz. Adli tıp raporu. Sonra işte uçağın ayarlanması, uçak biletinin alınması, şu bu filan derken 8-10 gün geçtiğini söylüyor Hakan Bey. Bu normal süreç diyor. Ya zaten evde gerçekleşen ölümlerde olabilecek şey bu. Yani eğer bir ölüm hastane değil evde gerçekleşiyorsa bunun prosedürü daha fazla ve farklı oluyor. Yani bu Türkiye'de de böyle. Yani evde ölümle hastanede ölüm arası mesela savcı geliyor evde öldüğü zaman. Bir insan. Şüpheli bir durum varsa savcı ama yani yine de geliyor. Yine şüpheli de geliyor. Varsa. Yani benim birkaç yakınım öyle evde vefat etti. Savcı muhakkak geldi. Şimdi pazar günü vefat etti Autobahn. Denildi ki Miami'den uçakla gelecek cenazesi. Hatta perşembe günü cenazesi olacaktı. AKM'de tören düzenlenecekti. Sonra Teşvikiye Camii'nde de namaz sonrası Zincirlikuyu'ya defnedilecek deniyordu ama şu anda ne olacak şimdi? Şimdi kızı Angeli'nin açıklaması var. Ben bir hemen sizlere ve izleyenlerimize bunu bir okuyayım. Yani bu şüpheli ölümle ilgili olarak diyor ki gerçekleri yansıtmıyor bu söylenenler. Annem daha çok taze vefat etti. 2 gece oldu. Otopsi raporu bile çıkmadığı için cenaze ile ilgili herhangi bir şey netleşmedi. Ortada ne bir uçak bileti var ne bir cenaze. Şüpheli ölüm diye bir şey yok. Yazılan her şey tamamen yalan. Annemi kaybetmenin acısını daha yeni yaşıyorum diyor Angelik. Dün Angelik'le konuştum. Dün Angelik'le konuştum. Şöyle oldu. Dün ben buradan programdan odaya geçtiğimde baktım hesabıma, Instagram hesabıma adminin bir haber girmiş. Perşembe günü getiriliyor. İşte 35-40 bin dolar daha masrafları iş adamı bilmem kim ismiyle. Bunu dedim nereden? Adminime sordum. Nereden aldın bu bilgiyi? İşte bütün herkes bu haberi girmiş. Bir elden böyle bir haber. Mümkündür o iş adamının kendi ekibi böyle bir şey. Angeli'yi aradım. Angelik dedim nedir durum? Yok abi dedi. Yok öyle bir şey dedi. İnsanlar dedi vaatte bulundular dedi. Ama 5 kuruş bir tek dedi Örfi Bilgin. Örfi Bey'e selam olsun. Hızır gibi yetişti dedi iş adamı. Hızır gibi yetişti. Annemin hastane masrafı 1500 dolar civarında bir masrafı vardı hastanenin. Morg parası, şu parası, bu parası. Onlar ödendi dedi. Benim ihtiyacım giderildi dedi. Ve dedi Allah ondan 1000 kere razı olsun. Diğer vaatte bulunanların hiçbirinden bir şey yok. Ben bu haberi yayınladım. Ben bunu yayınladıktan sonra Angelik bana tekrar yazdı. Abim Sayın Kalyoncu da bir yardımda bulundu. Cemal Kalyoncu. Evet cenazeyi ilk önce haberde Cemal Kalyoncu'ydu 35-40 bin doları ödedi şeklinde yayılan haber gün içinde benim adminimin de kullandığı. Ben o haberi kaldırdım tabii. Sonra Sayın Kalyoncu da bir yardımda bulundu diye Angelik yazdı. Cenazeyi Sayın Mevlüt Çavuşoğlu üstlendi Türkiye'ye getirmeyi. Örfü abim de biletimi ve diğer masrafları da karşılıyor diye yazdı. Konuyla... Ama tabii ki bu 8-10 günlük sürenin dolması lazım. Kaç gün geçti? 5 gün falan geçti.
Yani pazar oldu. Bir formalitenin tamamlanması evet, açısından. Evet, bu süreçle ilgili olarak bizim yapımcımız Bilal Özbilge biliyorsunuz direkt Angelik'le hemen telefonla tabii. her şeyini konuştu. Bizim yanımızda sürekli konuşuyor zaten çok yanında. Evet. Hani sürecin hızlı bir şekilde ilerlemesi adına hani o ilk adımı Bilal Özbilge attı. Bizim Ankara milletvekilimiz Osman Gökçek yine hızlıca hemen sinema genel müdürlüğü bütün iletişimleri sağladı ve herkes devreye girdi. Bütün doğru. dostlar, evet. sevenleri, iş insanları ve Ahu Tuğba'nın, sevgili Ahu Tuğba'nın cenazesinin Türkiye'ye getirilmesi konusunda herkes seferber. Konuyla ilgili evet. çıkan da bu şüpheli ölümle alakalı da kızı açıklama yapmış. Daha henüz otopsi raporu tamamlanmadı, tabii. uçak bileti yok. Hani bu çıkan haberler tamamen yalan, yanlış. Ama neden yani? Neden birisi öldüğünde hemen bu tür haberler çıkar? İşte yani bu maalesef meslektaşımı da kötülemek istemiyorum ama böyle hatalar, böyle yanlışlar yapıyorlar. Şunu da söyleyeceğim. Angelik'in hayatta hiç kimsesi kalmadı. Babasını da kaybetmiş Angelik. Babası da hayatta ne değil. Ne zaman? Olmuş. Babası da hayatta değil. Amerikalıydı işte, değil mi babası? Evet, Amerikalı, Kızılderili asıllı. Bir doktordu. O da vefat etmiş. İşte anneannesi, dedesi onlar da vefat. Kimsesi kalmamış hayatta ve çok morali çok yani çok psikolojisi çok kötü. Çok kötü. Angelik'i tanıyanlar, sevenler ona lütfen destek olun. Bir telefon, bir mesaj bile moralini artırmak için tabii. gerekli. Onlar güçlendirecek. Anne kız çok... gibi de değil. İki dost gibilermiş. Evet, evet, öyle evet. güzel tanımladı ki annesini evet. burada. Tüylerimiz diken diken dinledik değil mi? Evet. evet. Perişan Allah'ım durumda. Allah'ım benim canımdan alsaydı da onu öyle görmeseydim dedi. Onu dedi yani zaten. Bak, bizim... Her şeyden önce Allah herkese sıralı ölüm versin. Evet. Bak Amin. Hiçbir anneyi de evladınla sınamasın. Amin. Yani şimdi Angelik tabii ki çok iyi anlıyorum. Bir annenin kaybet, bir anneyi kaybetmenin. Bir de hem annesi hem dostu hem her şeyi hem hayat tabii. arkadaşını kaybetmiş çok bir kızı. Çok şey iyi ya. Anlıyorum. Yaşayan ama bilir. Şunu da söylemek istiyorum. Bizler buradayız. Her zaman yanındayız. Ne zaman neye ihtiyacı olursa o bize emanet artık. Yanında olmaya. Tabii ki bir annesi gibi olmayacak ama elinizden evet. geleni yapacağız onun için. Bu arada yapan herkese de sonsuz teşekkürler. Böyle Allah razı olsun. Sunuyorum. Evet. Allah razı çok olsun değerli sizlerden. Bir hareket. Çok. Evet. Çok yani. Evet. Peki bu konuyu da noktalayalım mı? Ekleyecek evet. bir şeyiniz yoksa. Yok. Yok. Devam aldım sözü yasa dışı bahis reklamları yapılan ünlülere getirdim. Vallahi artık ne yapacağımızı şaşırdık. Hepimiz reklamlar yapıyoruz ama sizin yararınızda olacak işler olsun. Para uğruna gerçekten bu işlerle bu ismi çok büyük ünlüler bir araya gelmesin. Çok önemli isimler bunlar çünkü. Bir haberimizi izleyelim bakalım kimler İzledim. Yapmışlar bu yasa dışı reklamları ve pişmanlıkları nelermiş. Sonrasında konuşalım. Yasa dışı bahis reklamı yapılan paylaşımda yer aldığı için tepkiler çığ gibi büyüdü. Mehmet Ali Erbil'den şoke eden iddia. Olacak şey değil. Olurdu lan damarında. Kumar pişmanlığı bilinen ünlü sanatçı bahis reklamında nasıl oynadı? Abi bir gol daha olur mu ben maçta? Bir gol evet. daha olur. İllegal bahis siteleri ünlü isimlere tuzak mı kurdu? Ama bas bakayım. Evde, kafede, okulda, iş yerinde, yasa dışı bahis sitelerinde milyonlarca kişi kumar bataklığına sürükleniyor. Dijital kumar bağımlılığı gençlerimizi tehdit ediyor. Yetkililer ülkemizin her yıl milyarlarca dolar kaybı uğradı. Özellikle gençlerimizi hedef alan kumar bataklığını kurutmaya çalışırken sosyal medyada paylaşılan o görüntülere tepkiler çığ gibi büyüdü. Aralarında sanat camiasının sevilen isimlerinden Serdar Ortaç, Ersin Korkut ve Mehmet Ali Erbil'in de yer aldığı ünlü isimler yasa dışı bahis reklamı yapan bir sayfanın paylaşımlarında yer aldı. Ersin Korkut kazandıkça göbek attı. Serdar Ortaç taktik verdi. İşte senin yaşında böyleydim. Aynı buydum. Dedi yok abi. Tebrik ediyorum. Paylaşımlarda yer alan Serdar Ortaç tepkilerin odağına yerleşti. Bana bak 50 senede 1 lira kazanamadım 50 senede. Bu işten para kazanılmaz. Bahisten hiç kazanılmaz. İddia middia sadece millete kazandırır. Senin paranla gezer tozarlar. Defalarca kumar alışkanlığı için duyduğu pişmanlığı dile getiren Ortaç şimdi gençleri kumara özendiren bir paylaşım içindeydi. Bu ne perhiz, bu ne iş Serdar? 15 bin lira. 3250 lira.
Mehmet'le Erbil tepkilere cevap verdi. Avukatı aracılığıyla bir açıklama yapan ünlü şovmen görüntülerin izni olmadan paylaşıldığını ileri sürdü. Kullanılan görüntüsü için hukuki süreci başlattığını ilan etti. Abi bir gol daha olur mu ben maçta? Bir gol evet. daha olur ama bas bakayım nereye basacaksın? Abi güzel bas oranlar var zaten. Mehmet Ali Erbil'den şoke eden iddia. Tuzağa düşürüldüm. Söylemezsem olmaz programının yapımcısı Bilal Özbilgi'ye özel açıklamalarda bulunan Mehmet Ali Erbil, paylaşımı yapan hesabın sahibi tarafından kandırıldığını iddia etti. Gelirinin MS hastası çocuklara verileceği vaadiyle videoda yer aldığını söyledi. Ulan olacak şey değil lan. Olurdu lan tam anında. Tepki çeken görüntülere bir yenisi daha eklendi. 6-6 devam edelim. Sabır iş. Geçtiğimiz yıllarda sevgilisini darp ettiği iddialarıyla gündeme gelen eski futbolcu Batuhan Karadeniz'in yasa dışı kumar oynadığı anları sayfasında paylaştığı görüntüler sosyal medyada infial yarattı. Bir kere senden para kazandım ya. Bir kere. 6.000 alıyorum. $6.100 öde. Senden bir kere. Sen beni hiç sevmiyorsun. Hiç beni sevmiyorsun. Paylaşımları görenler yetkilileri göreve çağırdı. Beni tek sevmeyen oyun bu olabilir bu arada. Ciddi söylüyorum. Beni hiç sevmiyor bu oyun. Ben bu oyundan bir kere para almadım. Şimdi ülkemizde zaten legal olan bir sürü bahis şirketi var. Hani insanların bu devletin oyunları izin verdi. Evet. Yani var bu. İllegal dediğimiz yasa dışı işlerde o kadar yüksek paralar teklif ediliyor ki hayır diyemiyorlar. Evet. Benim şimdi algılayamadığım bir durum var. Şimdi bu habere bakacak olursak burada iki tane kumar mağduru ve iki tane hasta insan görüyoruz. Serdar Ortaç, Mehmet Ali Erbil. Mehmet Ali Erbil. Bu iki ünlü isim. Eğer bu şekilde bu kadar mağdur olmalarına rağmen bilhassa Serdar bilhassa tabii ki Mehmet Ali de çok hani zamanında bunun pişmanlığını yaşamış, pişmanlığını dile getirmiş ve çok kaybettiklerini ve kaybettiklerinin de yerine koyamadıklarını söylemiş bu iki insanın. Ben böyle bir reklamda oynadıklarını gördüm. Gerçekten pes diyorum. Ve yazıklar olsun diyorum. Çünkü neden? Siz bu kadar mağdur olmuş bir insan olarak... çünkü bir şeyin reklamını yapmak teşvik etmektir. Eğer ki bile bile bu tür reklamları yapıyorsanız... ben çok... üzüldüm. Ama hiç tuzağa düşürüldük diyor Batuhan Karadeniz tarafından. Deniliyor ki onlara yani tabii Mehmet Ali Erbil'in söylediği, Bilal Özbilge'ye de söylediği. Ben de kendisiyle telefonla görüştüm bu haberler çıktığında dedim ki Mehmet Ali yani sizin zaten bu konulardan başınız yandı. Evet. Hele ki senle Serdar Ortaç yani. Neden bulaşırsınız siz yani açıkçası, ağzınız yanmadı mı bu işlerden? Yani ben dedi de inanmak Didemcim, istemem. MS hastası çocuklara yardım yapılacak evet. dendi. Ve bu bir reklam dendi. Bir reklam çıkayım mı? Reklam demişken ne güzel dedi. Güzel bağladı. Kısa bir aranın ardından şu konuyu biraz daha konuşacağız. Çünkü bir kamu spotu girmemiz gerekiyor konuyla alakalı. Bizden hiçbir yere ayrılmayın. Hadi reklamdan sonra görüşelim. Özellikle Serdar Ortaç. Bir röportajında demiştik ki kumardan bugüne kadar kaybettiğim paraları şöyle bir düşündüğümde yaklaşık 100 milyon lirayı kaybetmişimdir demişti. Sadece para değil, evliliğini de kumar bitirdi. Yani onun hastalanmasının da sebebi, asıl sebebi kumar olduğu söyleniyor. Yani bu nedir ya? Neden kumarı teşvik edecek, yasa dışı bahisi teşvik edecek reklamda oynuyorsunuz? Yani bak Sayın İçişleri Bakanı Ali Yerkaya'nın bir sözü var. Ülkemizde yıllık bu işin yasa dışı bahisin miktarı oynanan para 500 milyar lira diyor. 500 milyar lira. Yani ülke hazinesine çok büyük bir darbe. Bunu teşvik edecek, buna katkıda bulunacak şekilde reklamda oynanır mı? Kamuoyuna öyle mesajlar verilir mi? Bir şey daha söyleyeyim. Türkiye'de yasa dışı bahis oynayan, ocağını, evini evet. batırmak isteyen 5 milyon insan var yaklaşık. 5 milyon insan oynuyor. Ya bunları azaltacağımıza... Kumar borcunu ödeyemeyip de canına kıyanlar mı dersin, yuvaları yıkılanlar mı dersin, ocak kurutur bu işler. Bu iş şöyle bir şey, neden biliyor musunuz? Olmaz. Ben biraz futbolla ilişkili olarak son bir şey söyleyeyim. Evet. Kısa yoldan parayı evet. katlama evet. cazip geliyor. Maaşını alıyor 15 bin, diyor ki bir tane diyor oynayayım, bunu diyor iki kat yapayım 30 bin.
90 dakika sonucunda ya da canlı anında bak cazip geliyor, kımıl kımıl oluyor. Yani ama işte kısa vadede dakikalar içerisinde hemen şey yapayım diyor, alayım, hem diyor para bana kalsın iki kat olsun, hem diyor ki kiramı da yatırayım diyor, fazladan param olsun. Ama ünlülerin işte teşvik edici olmaması lazım. Ama dakikasını da kaybedebiliyorsun. Bak elindekini. Yani senin eğer orada yeri olan param varsa bunu oynamayacaksın arkadaşım. Bunu oynamayacaksın, evine incir ağacı dikmeyeceksin. Doğru mesajlar vermek lazım. Peki tamamladık. Teşekkür ediyorum yorumlar için. Harikasınız. Teşekkürler. Yarın 8.45'te buradayız. Sizleri de bekliyoruz. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.